Evet, yani bugün Burs yerlerimizle bizlerle beraber bu içine girdikleri camiayı tanıyacaklar bundan sonra. Onlar da bir kültür insanı, bir irfan insanı olmanın büyükleri gibi yollarını beraberce arayacaklar. Ve bu cemiyetin, bu milletin geleceğinde vazife üstlenecek, omuzları meydana getirmeye başlayacaklar. Onlar da bugünden itibaren farklılaşmaya başladıklarını hissedecekler. Dışarıdakilerden, sokaktakilerden farklı olduklarını bugünden itibaren burada duyacaklarıyla farklılaşmaya başladıklarını, kendilerine farklı bir değer verildiğini onlar da anlamaya, onlar da idrak etmeye başlayacaklar zannediyorum. Çıktıktan sonra bu bir buçuk saatin sonunda onlar da bunu anlayacaklar inşallah. Önümüzdeki hafta Münir Nurettin Selçuk'u anma konseri yapacağız burada. Evet, çok hoş. Mehmet Topal bu sene çok bu dönemde güzel bir şey yaptı. Bugün şiir okuyacağız. Önümüzdeki hafta daha çok Yahya Kemal'in şiirlerinden besteler yapan rahmetli Münir Nurettin'in burada bestelerinden örnekleri. Tuncer Dağlı kardeşimin, Bilecik Üniversitesi öğretim görevlisi Tuncer Dağlı arkadaşımın saz arkadaşlarıyla beraber burada takdim olacağız. İki hafta üst üste yani musikiye, kültüre, irfana doyacağız inşallah. Doyulur mu bilemem ama doymaya çalışacağız. Efendim, Türk Ocakları'nın bu sene 100. yılı 1912'den 2012'ye. Bir asırlık bir ocak bu. İçinde bulunduğumuz mütevazi salon olan bu ocak. Ama fiziki imkanı belki böyle, zarfı böyle ama mazrufu çok büyük olan bir asırlık abidevi bir kuruluş burası. Herhangi bir kuruluş değil. İlk genel başkanlığını Mehmet Emin Yurdakul'un yaptığı, sonraki genel başkanlığını Atatürk'ün kabinesindeki ilk marif vekili, o büyük hatip Hamdullah Supi Tanrıveren yaptığı, burası ebedi ve azim ocak. Bu ocağın içinde bulunmaktan, mensup olmaktan müftehiriz. Bu şeref bize yetiyor ama bu şeref bize aynı zamanda çok da büyük mesuliyetler yüklüyor. Bu sebeple 100. yıl içerisinde inşallah bu Mart ayının, önümüzdeki Mart ayının 25'inden itibaren 100. yıl faaliyetlerimiz arka arkasına ortaya konmaya başlanacak. 25'inde yapacağımız ilk basın toplantısıyla sonrasında arkasından gelen konferanslarla, düşünce hayatı bilgi şöleniyle, gençlik kurultaylarımızla afişleri kısmen dışarıya asılmaya başlıyor. Onların hepsinden haberdar olacaksınız. Lütfen bu seneki faaliyetlerimizi takip edin. Eskişehir şimdiye kadar görmediği bir bilgi şöleni faaliyetine muhatap olacak, sahne olacak. Gerek iki üniversitemizde yaptığımız faaliyetler, gerek burada ve gerekse şehrin muhtelif salonlarda yapacağımız faaliyetleri lütfen yakından takip edin. Onlardan bir hayli istifade edeceğiniz ve zevk alacağınız kanaatini taşıyoruz. O faaliyetlerde şimdiden haberdar edip sizlerle bir arada olmak istiyoruz. Dostlarımızla bir arada olmak istiyoruz. Çocuklar, Muzaffer hocanıza oradan bir şey verin. Şöyle alın Muzaffer hocanıza. Mehmet Ali, bu herkes sana geliyor galiba. Şiir dostları. Muzaffer demin test ettim ama Muharrem kaçındı Muzaffer. Muzaffer demin Mehmet Muharrem'e bir pas attım ama Muharrem yorum yapmaktan kaçındı. Abi Muzaffer abinin notere ihtiyacı yok dedi. Vallahi çok teşekkür ederim. Sağ ol. İsmet de geldi. Ama sen başlayan diyorsun da millet daha yeni geliyor abi. Görüyor musun? Ama 8'de geldi. Evet. Ama işte bu iş böyle demek ki. Bu millet böyle yapıyor. Benim yerime de şimdi Muharrem işgal etti. Ben ne yapacağım? Abi sen orada buradan nasıl olur? Bunu nasıl göreceğim buraya? Sen diyor ki buradan diyor hep diyor. Böyle yapacağız diyor. Bundan sonra ne dedim abi? Böyle boyun tabii nasıl olacak? Gelsem otur burada. Evet, şeyse. Evet. Evet efendim. Şiir dolu bir akşam diliyorum. Mehmet Ali Kalkan arkadaşım. Kendisi bir mühendis. Bilmeyenler için söyleyeyim. Kendisi bir mühendis. Ama mühendislik işiyle çok fazla iştigal ettiği söylenemez. Ama aynı zamanda bir kültür insanı, bir irfan insanı, bir duygu insanı aynı zamanda. Aynı zamanda bir vicdan insanı. Aynı zamanda doğrularından hiçbir zaman bir hakkın inhiraf etmeyen, doğrularının mütemadiyen peşinde koşan bir arkadaşım. Mesela senin şairlikle mütenasip bir yapısının olduğu söylenemez. Yani öyle bir şey yok. Ama garip bir şeydir. Aynı zamanda şair ve biraz sonra göreceğiz şairliğini, onu siz değerlendirin. Ama şair diyebildiğimiz büyük şair ağabeylerimizden, Yavuz Bülent Bakiler başta olmak üzere, bütün bunların iltifatlarına muhatap olmuş, mazhar olmuş bir arkadaşınız, bir kardeşimiz bugün. Bizleri şiire doyurmaya çalışacak. Onunla şiir dünyasına, şairlerin dünyasına
yolculuk yapacağız. Kendi şiirlerinden mülhem hareketle, diğer şairlerimizden hareketle. Evet Mehmet Ali, buyur. Söz her şey senin. Uzat. Çünkü biraz daha konuşursam hep dedim ya, bu öyledir. Başla biraz sonra, vay işte Nedim haber zaman olduğu gibi, yok korsan bilmem ne yapıyor şimdi. Onun için ona söyletmeden ben hemen söz ona takdim edeyim. Evet, hadi bakalım. Çoğu gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Bu Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu ağabeyim bir şiiri. Onunla başlayalım. Nedim abi doğru dedi, arasına kaldırıyor. Geçen, yani bu sohbet gibi olsun, böyle şiir gibi değil de. Mahkemeye gittik, hakim soruyor, sabıkan var mı diye. Bana göre yok dedim. Hakikaten bana göre yok. Şimdi bizim Rasim... Bir dakika ya. Geçen bu Oktay Usta'nın yemek programı var ya, Samanyolu'nda, orada yemek falan yapıyordu. Söylemesin çok. Ama ayrı olsun. Oktay Usta eksikti, o da tamam oldu yani. Şimdi Rasim köy öğretmenliği yaptı zamanında. Köye de ava gidiyor. Ava gidiyor. İşte akşamda toplanmışlar kahvede. Bu ava anlatacak ama hiç kimseden ne tüfek diyen var, ne efendim fişek diyen var, ne av diyen var, ne kar diyen hiç bir türlü söyleyemiyor. Duruyor. Bom diyor. Ya diyor, bak bom dedim de aklıma geldi. Şimdi... Mehmet Topal dedi ki ya böyle şiir mi filan, dedim ya şiir, ben madem o bom dedi, ben dedim kendim anlatayım. Mevzu. Şimdi bu iki insan, ben bunların Çanakkale'de iki tane asker var ya, sanki onların yaşlanmış hali gibi. Bu benim sağdaki benim dedem. Soldaki de emmim, yani dedemin kardeşi, küçüğü. Bu 50 senelik filan bir fotoğraf. Mehmet Ali, ismi Mehmet Ali. Ben onun adını aldım. Mehmet Ali dedem. O da Ali. İşte benim ebemin adı Fadime, Cemile. Bunların çocukları Hasan, Hüseyin, Ali. Hep isimler böyle. Benim babam bayram günü dünyaya gelmiş. Adı Bayram. Rahmetli oldum. İşte kardeşim Arife günü dünyaya gelmiş. Adı Arif. Arif'in çocuğu Ramazan günü dünyaya geldi. Onun adı da Ramazan Burak. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Yani bizim Türk milletinin Ehl-i Beyt'e isim olarak verdiği önemi ifade etmek istiyorum. Benim babam hiç bir zaman bana böyle çok gerekli olmadıkça ya işte böyle adımla hitap etmedi. Mehmet Ali demedi mesela. Ali Mehmet derdi. Yani çok lüzumlu olmadıkça Mehmet Ali demedi. Yani babasının adını söyleyemeyen, sıkılan bir insan bir millet peygamberin adını da söyleyemezdi. Onun için Hazreti Muhammed, Muhammed ismini Mehmet yaptı, onu da askerlerine koydu. Bu benim emmim çok hoş, mukallit bir adamdı. Bir gün ben liseye falan gidiyorum, gittim tarlaya, oturmuş böyle ceketini giymiş, ağızlık var ağzında bir tane, bir üçüncü sigarası falan, çok sıcak. Elini öptüm, emmi dedim ya bak böyle hava çok sıcak. Ya dedi öyle, bugün çok sıcak, cehennem bir papaz daha attılar dedi. Ali abi hoş geldin. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Çok özür dilerim. Benim toprağım geldim. Şöyle bak oradan. Kusura bakmayın. Şaşırmış. Estağfurullah. Lütfen. Her akşam yapalım. Özür dilerim. Bugün de cehennem papaz daha attılar. Yani burada bir milletin bir bakış açısı var. Dine bakış açısı var. Hristiyanlığa bakış açısı var. İslam'ın büyüklüğü var. Bunu ben yıllardır liseye falan gidiyordum. Benim aklımda böyle laflar. Yani esasında bizi biz yapan değerler bu değerler. Bana bir şiir de ben şöyle kullanmıştım. Ufukta beklerken aşkla gülistan ya kaşın eğrilir ya da ben işte. Günahlar ateşe atıldığı an ya güneş kavrulur ya da ben işte. Şimdi devamı. Arşını başka mı sanki halemin? Görünüşün başka, başka meşlemin. Ateş ortasında kalan akrebin kuyruğu kıvrılır ya da ben işte. Şarkılar asılmış gümrah sesine, sevda düğümlenmiş her hecesine, alkış rüzgarında delicesine, ya saçın savrulur ya da ben işte. Şimdi nice yıldız saklar bende Asuman, sen ki dolunaysın dolunay yaman, gece yarısından yürürken zaman, ya bir gün devrilir ya da ben işte. Bu evimin sözüydü o, o şiir oldu.
bu gene böyle şapkası falan yazıp dedem elini almış, böyle saygı. Dedem benim 1315'li. Yemen'e gitti, gitmiş. İki sene İngilizlere esir düşmüş. Mesela şimdi bir Tokat türküsü var, hey 15'li 15'li. Herkes bunda göbek atıyor, oynuyor. O 1315'lerin Yemen'e giderken söylenen bir türkü. Bir ağıt. Yemen'in nüfusu şu anda 15 milyon civarında. Şu anda Yemen'deki silah sayısı 75 milyon. Çoluğu, çocuğu, bebeği, ninesi, dedesi. Yani adam başına 5 silah düşen bir yer. Ve Anadolu'dan gidiyor Yemen'e asker. Ve giden askerlerin 5'te 4'ü gelmemek üzere gidiyor Yemen'e. Neden benim Yemen'e gitmiş, elleri falan böyle sakattı. Kalçasına falan şarapnel izleri falan vardı. Şu sağda duran ben. Buradan olacak çocuk. 50 sene önce bir resim. Bu da rahmetli benim kardeşim, Asubay'dı, vefat etti. Öteki de ablam. Öbür tarafta da annem var, babam onu çekmemiş özellikle. Burası bir yayla arkadaşlar. Bunun adı yok. Adı yok yaylası. Resmi bu yayla, bu benim dedemin babaları Hasan. O bu yaylada. Mezar, o bunun mezarı yaylada. Bizim mezarlarımızda ardışlar var. Yaylalar var. Kışın köye giriyorlar, yazın yaylaya çıkıyorlar. Bu ardışların altında bizim mezarlarımızda ardış var ve selvi var. Uzun ömürlü ardış ve selvi var. Bizim Ötüken'de de yaylamız var. Evet, Söğüt'te de yaylamız var. Domaniş mesela yaylamızdı. Söğüt kışlamızdı. Bizim geldiğimiz yer belli. Sevdalarımı güneşin yığdığı yerden gelirim. Taşın içine ateşin sığdığı yerden gelirim. Ufuk bildim umutları, ufukları. Diri tuttum umutları. Mor dağların bulutları yığdığı yerden gelirim. Dönüp de bir bak özüne. Kir düşmezdi ak yüzüne. Yaylaların gökyüzüne değdiği yerden gelirim. Kurt balalı beşiklerin, milletine aşıkların, gökten kutlu ışıkların yağdığı yerden gelirim. Bağlanmadım bağ üstüne, dağlar açtım dağ üstüne, tuğumun otağı üstüne doğduğu yerden gelirim. Şol gölgeli koca kayın, göğsüyle oynardı ayın, göklere astığım yayın, ağdığı yerden gelirim. Kopunca kızılca savaş, taş üstünde kalmazdı taş, hanlarıma başlının baş eğdiği yerden gelirim. Evet. Bu bizim atlarımız. Bu Ahal Teke atı. Şimdi bizim hanlarımız, hakanlarımız öldüğü zaman bu atı da beraberinde götürüyorlarmıştı. Yani pek dışarıya bırakılacak at değil gibi sanki yani. Bizim Türkmen atlarından bu, bizim atlarımız. Bir yabancı adam diyor ki eğer diyor Türkler atı keşfetmeseydi, atı ehlileştirmeseydi Lidyalılar gibi, işte Frigyalılar gibi, Sümerler gibi tarihin yapraklar arasında kaybolur giderdi diyor. Bizimkiler atın üstünde uyurlarmıştı. At mesela ayakta uyuyor ya, Allah onlara bir özellik vermiş, ayakları kilitleniyor. Bir yere dayanıp atın üzerinde uyurlarmış. İşte pastırma yaparlarmış, eğerin altına et sokarlarmış, pastırma orada yerler. Orada ömürleri geçiyor. İşte doğumunu yaptırıyorlar diyelim. İşte üzerine biniyorlar, seyisliğini yapıyorlar, süvariliğini yapıyorlar. Yani bir millet bir tane ordu demek. Abi şöyle bir söz var, atın üzerinde ya Türk vardır diyor ya yük yok, vardır. Yük var, evet. İkisinden bir. Tatar ne oluyor? At yiğidin kanadıydı. Ve bu gökten gelen atlar diye bahsediliyor, kanatlı atlar diye bahsediliyor. At yiğidin kanadıydı, mevsimleri yaz belledi. Af zaferin zekatıydı, affetmeyi haz belledi. Bildim hakkın güneşini, takip ettim hep peşini. Ergenekon ateşini gönlümdeki köz belledi. Güne geldi düştüm dağra, yakın baktım uzaklara. Dünya iki hükümdara çok gelirdi, az belledi. Bir kadıncağızın keçileri kayboluyor Kanuni döneminde. Kanuni diyor ki ya bizim keçilerimiz kayboldu. O da diyor uyumasaydın. O da diyor ki padişahım biz sizi uyumaz bilir. Susayan arardı suyu. Kevser buldum kuyu kuyu. Uyumayan devletliyi gecelerde göz belledi. Keşke dedim olmayaydı. Beni vuran hangi raydı?
Son durağın Viyana'ydı, orada yüz belli. Vurduğunu duya duya, ok elbet uyacak yaya. Kızıl elma muradım ya, sevdaları, kız belli. Kızıl elma, bizim yani Türk'ün gönlü ağdadır deriz, değil mi? Hala o şey devam ediyor. Mesela bebeklerimizi büyütürken, hadi hatta gidelim, hatta götürelim der. O hatta, bu hatta işte. Abi beni vuran Hangiray'dı, orada bir taş var değil mi? Var. Bu arkadaşlar, bizim kültürümüzde dağ evliyaları var. Yatırlar var. Mesela çadır çatmaktan meydana geliyor, yatır yatmaktan meydana geliyor. Dağ evliyalarımız var. İşte bunlara dede deriz, ata deriz, baba deriz. Bu bizim köyün karşısında bir yatır. Bizim her Hıdrellerde köylülerimiz giderler buraya, otururlar, dua ederler. Orada kurban keserler. O kurban alıp köye getirirler. Öğle yemeğinde mevlüt okuturlar ve bütün köylü beraber onu yerler. İşte burada dua ediyorlar. Ağaç dikiyorlar. Çeşme yaparlar. İşte bunların sabah kahvaltısı. Sermişler gazetelerini. Sabah ezanında giderler. Ezandan sonra buraya giderler. Bu bizim Nimetullah abi. Bu benim rahmetli babamın arkadaşı. Çok şımarıkmıştı bu küçükken. Bayrak direğine falan çıkarmış, üzerine ceviz koyarmış. Sonra babamla ikisi bunlar şeye gitmişler. Hafızlık öğrenme. Eskiden Kur'an-ı Kerim şimdiki kadar çok yok. İşte ancak birisi ölecek de onun Kur'an-ı Kerim'ini alacaksın. Onu da öğreneceksin falan. Şımarıkmış dedim ya. Bir tane Kur'an-ı Kerim bulmuş Nimetullah abi. Hocaya diyormuş, hocam diyormuş, ben yüzünüze karşı okuyamıyorum, utanıyorum. Arkamı dönüp okuyayım. O Kur'an-ı Kerim yırtıyormuş, koyuyormuş ayaklarının arasına. Hoca dedim, aferin geç. Sonra bir gün git o yatırın orada uykuya dalmış. Nimetullah abi. Uykusunda o zatı görmüş. O zat buna epeyce bir kızmış. Ben bunu Rasim varken de anlattırmıştım orada. Kendisine de anlattırdım. Bize hiç dedi anladım. Kimse bilmiyordu dedi. Yani bu ne? Bunu ha, size anlat değil mi? Bize de sonra çok kısa bir zamanda hafız oldu Nimetullah abi. Saadettin Kaynak'tan İstanbul'da ders aldı. Bizim o Sarcakaya bölgesinin işte bu Nimetullah abi. Bunlar yağmur duası bu. Ha bu şey demin bu yatır demiştim. İki tane bu Ahmet Yesevenler geliyor ya, 60 bin diyorlar bunlar Anadolu'ya gelen. Ahmet Yesevenler'in sayısını 60 bin diyorlar. İki vatandaş geliyor, birisi şehirde dervişlik yapıyor, biri de dağda çobanlık yapıyor. İşte aradan zaman geçiyor, yıllar geçiyor. Dağdaki vatandaş şehirdeki arkadaşını özlüyor. Ya gireyim de diyor şu arkadaşımı bir ziyaret edeyim. Bir rivayete göre mendiline kar koyuyor. Veya süt koyuyor. Oluyor, arkadaşına getiriyor. Arkadaşı da ayakkabıcılık yapıyor. Ayakkabı geliyor, kadının birisi geliyor. Şu ayağı falan görünüyor. Kar veya süt damlamaya başlıyor. Damlamamalı diyor şeye. Yani dağda evliyalık yapmak kolay. O ben bir aşk şiirinde, yani şiir yazmaya çalıştığım şiirlerde bizim kültürümüzden bir şeyleri taşımasını istiyorum. Hasretin hançer hançer yüreğimi delerken sevdamı kement yaptım gönlüne takmak. Ellerim ihtiyarı gözyaşımı silerken geceye göz ekledim her daim bakmak için. Günleri uzun ettim zaman çaldım yarından. Mendilime doldurdum aşk dağının karından. Bu kar o kar. Kır çiçeği kokulu gönül yaylalarından rüzgarları topladım sana bırakmak için. Böyle bir şiirden. Evet. Bu. Ya, çok gittik. Bu bizim Hacet bayramı. Hacet dilek demek, dilemek. Yağmur duası için böyle kara kazanları koyuyoruz. Biz Orta Asya'da da bu kara kazanları koyuyorduk. Hala koyuyoruz bunları. Hep de yemek yiyorsunuz abi, bir şeyler yiyorsunuz. Yedim abi de. Bulgur mu koyuyor? Yok. Yemek yiyor. Bütün başka köyler toplanıyor. Kavurma, kavurma. 18 köy falan toplanıyor. Herkes o köyde ne yetişiyorsa onları getiriyorlar. Burada Hacet. Dilemek. Cengiz Han mesela dağların tepesine çıkarmış. Gök Tanrı var ya.
Allah'a yakın olan Tanrı'ya en üst dağa çıkarmış. İslam'ın müşerrefi olmadan önce. Mesela Balasabun Irmağı'nın kenarına giderlermiş, su içerlermiş. Yemin ederlermiş, arkasından su içerlermiş. Biz mesela hala ant içmek diyoruz. Yani 5000 sene önce de ant içmek diyorduk, hala biz ant içmek diyoruz. Bu kazanımız da o yıllarda vardı, hala var. Dede Korkut diyor ki diye bir şiir yazmıştım. Sönmez ateş evlilik. Sönmez ateş yakmayanın eşinden kara bulaşır. Ölüme dik bakmayanın peşinden kara bulaşır. Et yersen elinde yayın. Ot yersen sürüde koyun. Hanını bilmeyen boyun başından kara bulaşır. Gıybeti öğün edenin, yalanı göğün edenin, yaz günü düğün edenin kışından kara bulaşır. Doğruyu desin ozanın, soluklu olsun yazanın, içi ak olan kazanın dışından kara bulaşır. Kara dinliği övenin, yeri gökten çok sevenin, vakitsiz demir dövenin işinden kara bulaşır. Yayı utanırsa erin, ah vah eder derin derin, dolu çıkılan seferin boşundan kara bulaşır. Dış oğuzun, iç oğuzun, yenilmesi güç oğuzun, töre bilmez uğursuzun, düşünden kara bulaşır. Evet, bu bizim Rıdvan abi, Rıdvan Çongur. Rıdvan abi TRT'nin ilk spikerlerinden, bu Diyanet programı falan ilk defa televizyonda o yapmıştı. İftara doğru programını, sigara falan da içiyor. Tam çok güzel sesi var ama müthiş. Spiker ya, spikerler var hala yetiştiriyor şimdi. Aldım köye götürdüm, bizim o Nedim abi biliyorsunuz ya, o tarlanın çıkışını oturtturdum böyle diye. Bana yarım saat şiir okumuştu. Bu öyle bir hatıra diye bunu da koydum. Bu benim rahmetli babam. Bu annemle babam. Bu dedemle evimin mezarı. İşte mesela bizim mezarlarımız da dağa benzetiriz biz. Biz dağ kültürümüz de çok önemli. İşte sıra dağlar gibi yatanlardır derken Orhan Şahik Göke o mezarların küçük birer tepe olması, dağ olması. Bu taşları daha sonra ben yaptırmıştım. Böyle bir şey yoktu onun ama isim yerleri belli olsun diye. Bu benim babamın mezarı, bu da ablam. İşte oraya gidiyoruz, ziyaret ediyoruz filan. Yine bir işte babamın bayram ya. Bir Arife günü yine gittik, ablam Kur'an okuyor. Ona ben bir şiir yazmıştım babama. Baba seni özledim diye. İşte geldim yanına. Baba seni özledim. Ellerini ver bana. Baba seni özledim. Sevgi veren bağımdın. Yaslandığım dağımdın. Derdime ortağımdın. Baba seni özledim. Hem varda hem yoktasın. Gidilen duraktasın. Bir nefes uzaktasın. Baba seni özledim. Efkar çöker akşama, gece boyanır gama. Annem yanımda amma, baba seni özledim. Bu dünya böyle, deme. Sancı girer gövdeme. Bayramsız bayram neme, baba seni özledim. Tanrım bana yardım et. Her şeyim rahmet rahmet. Babam sana emanet, ben babamı özledim. Evet. Bu Bozkurt dergisi 1975 yılının Ağustos ayına ait bir dergi. 75'te ben liseyi bitirmiştim. İlk sayfada Niyazi Yıldırım Genç Osman abinin şiiri var. İçinde Abdurrahim abinin şiiri var. Benim bu ilk şiirimin çıktığı dergi. Eylül'de de işte üniversiteye başladık, Adana'ya gittik. İşte Dilaver abinin yazıları var. Ayla Cebeci, Ay onun hikayeleri var. Bu ilk şey bu. İlk şiirim burada çıkmış. Son şiirim de bu ayki Türk yurdunda çıkmış. Bu Rauf Denktaş'ın ardından yazdığım işte bir şiirdi bu. Şimdi Rauf Denktaş'ın bende bir hepimizin işte şey, bende biraz ayrı bir yeri var. Ben üniversitede Adana'da okurken 74'te Kıbrıs harekatı olmuştu. Ben 75'te oraya başladım. Rauf
Frank Taş Bey, bizim evimizde bir arkadaşımız vardı. İleride Rauf Bey'e yardımcı olsun diye Kıbrıs'tan belli arkadaşlar getirildi. Onlar bizim evde kaldılar. Ben bayağı herhalde birkaç ay formu sandalyenin üzerinde falan yattım. Bizim eve bayağı maddi yardım falan etmişti Rauf Denktaş. Şimdi arkadaşlardan birisi Kıbrıs hükümetinde bakan. Rauf Denktaş'ın ardından. Bu dünyadan o dünyaya gitti bir Türk eri tanrım. Yazılmalı göğe aya Akdeniz'di teri tanrım. Kıbrıs idi yoğuvarı, koynunda tuttuğu yâri. Ağlar beş parmak dağları, erir durur karı tanrım. El eder öteki yarım, şu Kerkük, Türkistan, Kırım. Yaptıkları inanırım, göz yaşınca duru tanrım. Gelirse ecelin atı, biter dünya saltanatı. Gökleri rak, yerler katı, bu ki işin zoru tanrım. O, Turan yolunda bir iz, elbet bir gün beraberiz. Bir ölür bin diriliriz, Rauf'unu koru tanrım. Bu Rauf Denktaş öldükten sonra Cemal'e defnedilirken gökkuşağı çıkmıştı. Yağmur yağmıştı. Şimdi bizde gök ve yer motifleri önemli. Yay ve ok motifleri önemli. Gök yayı temsil ediyor. Gökkuşağı yayı temsil ediyor. Ok yeri temsil ediyor. Yay ile okun bir olması da dünya hakimiyetini temsil ediyor. Mesela okların bir sürü çeşidi var. Yayların da bir sürü. Mesela bir yayın ömrü 200 sene filan. Yay ustalarını bizimkiler savaşa götürmezlermişti, başlarına bir hal gelir diye. 5-6 nesil kalırmıştı o yaylar. O yağmur yağdığı zaman, bir Hakan öldüğü zaman filan, bulutları çöktürdü derlermiş. Ona şöyle bir dörtlük yazmıştım. Düşman ocak, biz ateş deyip kılıç bilerken, meydan dolu baş olur, yiğit cenkte görünür. Bulutlar çöktüğünde rahmet yere inerken, göklere astığım yay yedi renkte görünür. Ne bir şey. Bu Adana'da benim Oğuz abim, Oğuz Özkaya, Nedim abi bilir. Ben Adana'da talebelik yaparken Nedim abi bize bir defa seminer vermeye gelmişti. Yani Nedim abi ben tanıyorum falan derken biraz böyle espri falan yaparken hanımdan önce tanıyorum da onun için yani. Oğuz abi 12 Eylül Allah o günleri göstermesin. 1980'de büyük hadiseler oldu biliyorsun 80'den önce. Oğuz abinin kardeşi Yavuz rahmetli oldu. Müzeyyen abla vardı yanlarında. Oğuz abi vardı ve Yavuz vardı. Yavuz rahmetli oldu. Nedim abi Yavuz'u da tanır. Oğuz abinin de gözü çıktı. Oğuz abinin şu anda gözü yok. Gözü takma, gözlük takıyor onun için. O Yavuz'un bu sene ölümünün 33. yılı. Bir cuma günü oluyordu bu hadise. Ona bir şiir yazmıştım Yavuz'a. Onu da okuyayım da Yavuz'u. Yani ölmüşlerimizi rahmetle yad edelim. Bir cuma sabahında yürüyen üç hilaldi. Davaları mukaddes, dünyaları helaldi. Kurşun kurşun tuzaklar bir cuma sabahında. İnsanlıktan uzaklar Nemrut'un günahında. Sancı tuttu dört yanı bir bayrak ocağında. 5 Ocak Adana ya. Gül oldu kardeş kanı Müzeyyen kucağında. Şer gözlere kan dolmuş, kan tutmuş dağı taşı. Tam 33 yıl olmuş, tesbih tesbih gözyaşı. Yüreğimizde ok ok hasreti kanat olsun. Sayfalarda Yavuz yok, kalanlar abad olsun. Ümidimiz dağ olur, yarınları oyalar. Yel kayadan ne alır durdukça öz kayalar. Yavuz girer duama, şehitlerdir bize yar. Ağabeyim yok ama ağabeyim Oğuz var. Ne bir şey, Allah rahmet eylesin. Oğuz abim. Ha ben şiir 75'te bu şiir mi olsa bıraktım. Şiir artık Adana, kavga, dövüş filan. 1900 ama Adana'yı da çok seviyorum. 98'de bir şiir yarışması açıldı. Dedik ya bu şiir yarışmasına gireyim ben de. Bizim İbrahim abi var, Şairler Derneği Başkanı. Bugün kravat filan takmış, benim toplantıya geleceğim diye. Rasim diyor ki kendi toplantısına pijamayla geliyor diyor. Türkiye'deki şiir yarışmalarının
mübarazı %50'sini Eskişehir tek başına alıyor. Bunu yani çok Eskişehirliler bilmiyor ama gerçek bu. Dedim hadi şey yapalım, Adana'ya gideriz. Belki en azından görmeye gideriz. Ya, Rasim de birinci oldu o şiir. Onu da söyleyeyim de şimdi Rasim kızar bana niye söylemedin diye. İsmet abi düzenlemiş. İsmet Atlı. İsmet Atlı da dünya olimpiyat şampiyonu güreşçimiz İsmet abi. Yani eğer İsmet abinin sayesinde sonradan şiire başladım desem, evet bu ortadaki. Bu da Halil Atacan, bizim Halil abi. TRT halk müziği koro şefi Halil abi. Çok müthiş bir adam. Yani Türkiye'de halk müziğini en iyi bilenlerden iki kişiden bir tanesi. Birisi Kubilay Dökmetaş'ta, birisi de bizim Halil abi. Yaşayan en büyük derlemeç aynı zamanda. Derlemeç, evet. Ayrıca bir kültür insanı. İsmet abi de atlarla falan güreşen bir adam. Türkiye'nin en iyi 3 at, 3 kişi kim varsa atlanan en biri benim diyordu. İsmet Atlı. Bunlar işte bu, İsmet abi bu. Bu da Cemil abi. Hani eskiden böyle benim yaşımdakiler hatırlar. Ana beni versene diye bir türkü var. Bu da o türkülerin. Neyse bu da müthiş bir müzikçi. Kitap falan hazırlıyor şimdi. Cemil Sipahioğlu. Bu benim babam. Bu da Ahmet Tufan Şentürk. Bu Bayram Emre. Evet. Ahmet Tufan Şentürk. Ahmet Tufan Şentürk Türkiye'nin en büyük rahmetli oldu. İkisi de rahmetli oldu. Şairlerinden birisi. Ahmet abi Hisar'ı anlatmışsınız geçen hafta. Hisar'ın, Hisar dergisinin bel kemiğinden birisi. Ahmet Tufan Şentürk. Hani diyor ya, şükür şu kirli tek şu kirli dünyaya tekmeyi baştan vurmuşum. Bütün pisliklerden uzak bir yeni dünya kurmuşum. Mehmet Çınarlı rahmetli oldu. Onun memleketinden Konya'dan. Ahmet abi çok iyi bir insandı, çok hoş bir insandı. Ben bir gün olmasa ikinci gün görüşürdüm telefonla. Çoluğu çocuğu da yok. Hiçbir çocuk bana baba demedi diye. Hiçbir çocuk bana baba demedi diye güzel bir şey. Sen de gitmiş miydin bunun evine? Evine gitmedik de burada beraber. İşte Ahmet abi bu. Bu da benim kızım. Bu da yine işte Rasim'si gördüğünüz gençlik hali. Göktürk Mehmet Uytun'u Allah rahmet eylesin. Evet, söyle bunu da. Onu da söyleyeceğim şimdi. Bu da benim dedem. Hüseyin dedem. Bu da... Anne dedem. Aynı. Hasan güzel demek. Hüseyin güzelcik demek biliyorsunuz. Yani bizim koyduğumuz isimler böyle. Annemin babası bu Hüseyin dedem. Burası oda. Oda otağdan geliyor. Otağ, oda. Her odada... Diyelim ki şurada arkası dedemin adı dolabı onun, dolap. Bunun öbür tarafı, şurada ocak vardı yanında, öbür tarafında da hamamlık var. Bir oda her şeye yeten bir yer. Öbür tarafında da oğlunun odası var. Öbür tarafta oğlunun. Yani otağın, odanın kökü otağdan geliyor. Bu bizim muhip. Bizim Türkistanlı bir çocuğumuz bu. Burada okudu, gitti. Şimdi Afganistan'da iki tane çocuğu var bunun. Birinin adı Altay, birinin adı da Kuyaş. Kuyaş, güneş demek. Ben pazar günleri bunu köye götürüyordum. Biniyorduk, araba kaç kişi alıyorsan. Aşağıya, çaya indik. Uyup oturuyor. Bu 7 sene annelerini babalarını göremedim. Telefon yok, mektup yok, haberleşme yok. Bizim oradaki gibi hiçbir şey yok. Bekledim, bekledim. 10 dakika, 15 dakika böyle oturdu bu çocuk. Düşünüyor ya. Ya Allah bilir aklından neler geçiyor. Geldim oraya bir onun mesela gönül koyduğu birisi varsa. Nasıl haberleşecek bu? Annesinin babasının sağ olduğunu bilmiyor. Annesi babası bunun sağ olup olmadığını bilmiyor. Bir de olayım gönlünü koyduğu birisi varsa nasıl haberleşir? Belki bir güneşle haberleşebilir. Belki bir ayla haberleşebilir. Peygamber Safa diyor ki, aşkın olması için de iki kişinin birbirini görmesi lazım. Doğması için görmesi lazım. Büyümesi için de görmemesi lazım. Şimdi ben dedim mıybe bir şiir yani. Kim demiş aşıklara ayrılıklar yaraya? Ayrılık ilaç mı ki gönlümdeki yaraya? Ben buradan bakarken baktığımda yar aya. Hasret saklar mendilim. Geçti gitti 7 yıl. Tam 7 kış erittim. Vuslatımı 7 yıl. Şimdi azalıyor suyu biliyorsunuz. Rahmetli Elçi Bey de diyordu ki, Hazar yükseldiği zaman Türk'ün tarihi de yükselecektir. Rüzgarla işitsem de 1000 yıl öteden azar, suyunu tüketse de Arallar azar azar, gün gelir Karadeniz, gün gelir Hazar azar. Dileğimdir Metehan ya
beni alçağına ya mecbur olacağım yükseğin alçağına. Gökyüzü çadırımdı. Say ki dağlar kanattı. Gün oldu yaralarım dost bildiğim kanattı. Kanattığı yetmedi. Hatırama kanattı. Ya dönüp gideceğim yeniden izlerime ya yelken açacağım yeni denizlerime. Zamanı eğirirken hasreti dile dile bu nice bir sevda ki beni düşürür dile. Sana sınır yok gönlüm, sen ne dilersen dile. Gönlüm ister dili Türk, sokağı Türk İstanbul, ya al beni Kandahar ya yeni Türk İstanbul diye bir şiir. Ha, bu gene Hisarcı'dan bahsetmiştiniz ya. Bu rahmetli Gültekin Sağmanoğlu, o gün kaza geçirmişti, ayakları falan yaralıydı. Rahmetli oldu Gültekin Sağmanoğlu. İlhan Geçer rahmetli oldu, o da bizim hüzün şairimiz. Sonbahar şairi, yine Rasim'in gençlik hali. O Fevzi Halıcı, Muharrem Kubat, Muharrem Kubat filan. Hisar'ın ekibi bunlar. Burası bizim köy. Bu Fevzi Halıcı, bu kim? İbrahim abi, bu Muharrem Kubat. Kim Fevzi Halıcı falan, şöyle. Söyleyeceğim abi, söyleyeceğim. Ben anlamadım en son. Karışması olmuyor. Yılmaz, bunu az konuş diye başlarken. Şimdi Fevzi Halıcı, yaşı şu anda 90'ın üzerinde filandır. Allah uzun ömür versin. Çağrı Dergisi'ni çıkıyor şimdi şu anda Çağrı Dergisi. Türkiye'de herhalde en uzun ömürlü üçüncü dergi filan. Varlık Dergisi var benim bildiğim ama Anadolu'da çıkan en uzun ömürlü dergi. Çağrı Dergisi'nin sahibi. Bunu ben aldım köye götürdüm. Bizim iyi bir abimiz bu. Bir yeni şey var, şimdi moda oldu bir daha. Yani günaydınım, nar çiçeğim sevdiğim diye bir şarkı var. Onu okuyayım sözlerini bir... Çinuşen Bey bestelesin o yazı. Evet, dedim bak koyar. Şalkıması sana doğru yollarım. Sana doğru denizlerin çağrısı. Çırıl çırıl ötelerden bir güzel, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim. Çıkmaz sokaklarda bu minyatür kim? Bu göğüs kim? Ya bu gözler, bu saçlar? Uzak bir özlemde ayak seslerim, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim. 40 odanın 40'ında da 40 güzel. 40 aynada çengi çengi bir güzel. Çağlar ötesinde bir avuç nota, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim. Vurdum tellerine seni sazımın, sende anahtarı alın yazımın. Yağmur yağmur serpil yalnızlığıma, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim. O yaylaya bir gelin geldi. Aynı zamanda Konya Mevlana törenlerini başlatan insan desem mübalağa değil. İlk Konya'da sema yapan iki kişiden bir tanesi Fevzi Hocam. Konya Aşıklar Bayramı'nı düzenleyen, başlatan, organize eden bir insan. Mesela şu anda hala aşıklar varsa Fevzi Hocam'ın sayesinde vardır. Yani bir nesil daha aşıklık geleneği devam ediyorsa, iki nesil daha devam ediyorsa Fevzi Hocam'ın sayesindedir. Konya Aşıklar Bayramı'nda Rasim birinci oldu. Onu da söyleyeyim de. Rasim bana kızı. Evet arkadaşlar. Çağrı Dergisi bu. Mahsubunu da koydum görün diye reklamı yapıyoruz ya. O bir sayısına benim yazımı koymuştu Fevzi Hocam. Mesela yıl 45, sayı 501, Ağustos 2001. Şimdi 2012, 45, 55-56 senelik bir dergi. Yine köyde rahmetli babam Fevzi Hocam. Bu da bizim Osman Gemici, Gemici Gül Mağazaları'nın sahibi. Yazık Osman abim 75 yaşından sonra şiire başladı da. Bana bir imzaladığı bir kitabın şeyi. Aziz şair dost, Mehmet Ali Kalkan'a işlerlikle. Fevzi Hocam'ın bir şey imzası, yazısı onu koydum. Yine bir yerde oturuyoruz ama nerede olduğunu bilemedim. Burası gene bizim köy. Bu Hüseyin Safa. Evlendi şimdi, o çocuk hali, Nedim abinin çocuğu. Öteki de Burak, o da Nedim abi gibi yemek yiyorlar. Bu da Göktürk Mehmet Uytun, Saadettin Hocam. Bu Göktürk Mehmet Uytun, Arif Nihat Asya'nın yanında gezen, onun çok şeyini, hemen hani her şeyini bilen bir abimizdi. Türk Ocağı'ndan yetişen büyük bir şair. Rahmetli oldu. Çok tatlı bir insandı. Biz
Şairler Derneği var ya, bizim başkanımız da İbrahim abi ya. İşte bundan 5-6-10 sene önce falan her ay bir şair abimizi çağırıyoruz Ankara'dan, İstanbul'dan. Hamam yolunda Petek Pastanesi var. Petek Pastanesi'nde toplantı yapıyoruz. Onlar bize şiirlerini okuyorlar. İşte tanıyoruz daha yakın falan filan. Saadettin Hocam değerlendirme yapıyor. Saadettin Hocam değerlendirme yapıyor. Bir haftada Göktürk Mehmet Uytun'u çağırdı. Şimdi İbrahim abi bizim 5 yere telefon ediyor. 4 tanesi yanlış. Mesela telefonu bir kız çıkıyor. Kapat kızım, kapat diyor. Suç kızda ya. Eskiden... Ya kızım ben de var. Bizim çatlaklardan da kardı İbrahim abi çeker onu. Şimdi eski telefonla konuşa santral koydular ya, İbrahim abi onları bilmiyor. Şimdi kız bir şey diyor, tamam diyor. Bir şey daha diyor, dörde bas diyor, tamam. Ya kızım diyor, hep aynı şeyi söyleme bana ya. Şimdi çok rahmet Mehmet abi çok titiz bir adam. Küçük bir çantası var onun böyle, bavulu. Elbisesini koyar, ayakkabısını koyar, tıraş takımını koyar, vatan anlatır. Köy köy, kasaba kasaba gider, vatan anlatır. Mehmet abi, Eskişehir'e gelecek ya, İbrahim abiye mektup yazıyor. Diyor ki, arkadaş bak ben Eskişehir'e geliyorum. Eskişehir'e bak, kandil 2-3 arkadaş var. Onların da adını yazayım da, telefonlarını da yazayım. Onları da ara, Petek Partisi'ne toplantıya çağır onları. Yazıyor, bir tanesi de Saadettin Yıldırım gibi bir şey. Telefonu var. Şimdi İbrahim abi telefon ediyor. Saadettin Yıldırım arayacak ya. Arıyor, bir kadın çıkıyor. Saadet Hanım diyor. Siz diyor, ya Mehmet Göktürk Mehmet Uytun geliyor diyor. Yarın akşam sizi 8'de Petek Pastanesi'nde bekliyor diyor. Bu çünkü bana değil değil mi? Doğru. Evet. Bu da Saadettin Yıldız. Saadettin Yıldız da bizim Osman Gazi Üniversitesi'nin Türk Dil Edebiyatı'nın kurucusu. Şimdi Kıbrıs'ta dekan. Saadettin Arif Niyadası üzerinde çok yoğun çalışmalar var bir arkadaşımız. Evet. Muharremler'in hocası. Ben bir akşam Akif'ten bahsederken rahmetli buradaydı. Beni dinlemişti. Ve beğenmişti. Sen hiç beğenmedin. Yani. Bu bizim köyde gene. Bu bizim emmimin torunu şu. Bunun adı Mehmet. Onlar Mehmet Ali ile Ali'ydi ya, biz de aynı durumdayız. O yalnız dedi ki Mehmet Ali, Mehmet bu da. Bu da gene bir 40-45 senelik bir Mehmet abinin fotoğrafı. Bu şimdi şey bekliyorlar, gelin bekliyorlar. Damın üstüne çıkmış, gelin gelecek. Onun gelin üzerine para atarlar. Saçı satıyorlar. Evet, şeker atarlar falan. Bu saçı geleneği, bizim Orta Asya'da geleneğimiz. 5000 sene önce biz bu saçı geleneğini yapıyorduk. 5000 sonrasında da yapıyoruz. Hani derdiniz ya mesela darısı başınıza diye. Mesela bizim Orta Asya'da kız evlendiği zaman çadırını babası yaparmış. Kızın gideceği çadır. Biz hala kızın yatak odasını kız tarafı yapıyoruz. Bu bizim sadece o geleneğimiz devam ediyor diye onu gösterdim. Bu gene bizim Ahmet Tufan Şentürk abinin evi. Bunlar ot çorbası yapardı anneler, çok iyi. Demin gösterdiğim Rıdvan Çomur da cuma günleri gider, ikisi cuma namazı kılarlardı. Evde. Tabii, şey ama yürüyemiyordu Ahmet abi. İkisi böyle çok. İşte babam filan bir gün Ahmet abinin oraya gitmiştik, öyle bir şey. Arkadaş kendi bu simsiyah bir yetiyor. Genç. Bu bizim Rıza abim. Rıza Akdemir, eski emekli valilerin. Hatta burada bir arkadaş geldi, vefat etti falan demişti ya. Hatırlıyorsun. Kız abi biz Bilecik'e gitmiştik beraber de. Çok hoş, Türk Gençliğine Mektuplar diye bizim üniversite yıllarında yazdığı bir kitap vardı. Türk Ocakları'ndan yetişmiş hem şair hem edip hem de eski idareci. Bu da Eskişehir'de Yakup Satar vardı. Gazi, en son Kurtuluş Savaşı gazisi diyorlardı. Onunla bir falan da koyayım. Ha bu iğne çiçeği arkadaşlar. Bizim köyün, bunlar genellikle bizim köyün. Genellikle benim, ben çektim bunları. Kokusu bile geldi. Yani şimdi her bunları iyi de çiçeği gördüğüm zaman aşkımız sembolleşsin iyi de çiçeklerinde. Olgunlaşan meyveler dalları eğerken de. Duru bir yaz sabahı Toros eteklerinde Akdeniz dalga dalga kıyıyı döverken gel. Seher yeri çamları çavdarları yalarken.
dağlar göller üstüne sisten perde örerken, ilkbaharın ilk günü kılıfını yararken, sonbaharda son yağmur yollara yağarken gel. Her iyi ağacı gördüğümde mübalağa söylemem bir şey aklımdan okurum. Onu da bu şiir Abdurrahim abi. Bu da İdem'in olmuş hali. Bu da Abdurrahim abi. Abdurrahim abiye o Mihriban yazmış ya. Sarı saçlarına deli gönlüm bağlamışlar çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor bellem öldü. Görmeyince sezilmiyor Mihriban. Aşk deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Abi dedim ya aşk. Lambada titreyen alev üşüyor. Bunu nasıl yazdın? Yani çok müthiş bir şey, çok hoş bir şey. Ya dedi o Maraşlı, Elbistan, Cela, Ekinoz'u. Mihriban abinin hemşiresi. Eskiden gaz lambaları falan vardı ya. Babası da şair Abdurrahim abi. Onun kitapları falan vardı. O kitapları okurdum ama gaz çok giderdi dedi. Babam da işte biraz ya işte lambayı söndür. Ay ışığında falan kitap okurdu. Camın kenarına getirdim. Lambada titreyen alev üşüyor lafı oradan geldi. Ondan sonra devam ediyor. Önce saz, sonra söz ve sonra hile. Sevenle seveni düşürür dile. Seneler, mevsimler değişse bile eski töre bozulmuyor Mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne. Kar koysam köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne. Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı. Ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamam çözemedim çözülmüyor Mihriban. Demiş ki de Mihriban ya unutursun unutmam unutursun unutmam. Unutursun. Unutursun. Nasıl başlamış? Beni değil, kendini de unutursun Mihriban. Unutursun Mihriban. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Ve işte tıpkı öylece unutursun Mihriban. Yıllar sinene yaslanır, hatıraların paslanır. Şu deli gönlün ustanır, unutursun Mihriban. Düzen böyle bu gemide. Unutma, eskiler yiter yenide. Beni değil, sen seni de unutursun Mihriban. Bu da benim oğlan Toygar. Toygar şimdi doktor. Şimdi bizim Orta Asya'da diyelim, gün ve ay var. Gün ve ay. Mesela isimlerimize bak, gün, ay hep böyle birbiri ekşi. Gün, ay, ay, gün, gün, ayhan, günhan. Hep bunlarla isim yapmışız. Mesela kuşlardan da bizim sembollerimiz var. Leçin gibi, sungur gibi, tuğrul gibi, Ertuğrul diyoruz. Kartal gibi, Şahin gibi. Bunlar hep bizim boylarımızın ongunları. Benim çocuğun ismi de Toygar. O şey kuşlardan Ahmet Toygar. Başında da Ahmet var. İşte mesela diyorlar ki bizde hani eskiden Şahin, Serçe, Kartal çok satılıyordu. Sırf diyorlar Türk milletinin şuurun altında yerleşik isimlerden dolayı bu arabalar çok satıldı diye bahsediyorlar. Evet. Bak, Nedim abi gene yemek yiyor. Ya konuşuyor ya yemek yiyor, gördüğünüz gibi. Bizim köyde gene burası, rahmetli babam. Bu da bizim Atilla abi. Bu da Zahit abi, Zahit Kabadayı. Atilla abinin babası Türkistan'dan geldi, Atilla Özcan. Yani 16 yaşında, 16 yaşında, 16 yaşında burada kimse yok. 16 yaşında babası dağa çıkmış. Ruslar komünist ihtilali yaptığı zaman 16 yaşında dağa çıkmış. Turan ordularına katılmış. Ve orada Enver Paşa şehit olmuş. O gece Enver Paşa'nın ayağına ip bağlamış Atilla abinin babası bizim tarafa çekmiş. Bu da Zeki Melih Toka'nın Türkistan tarihi kitabında yazıyor. Türkistan Zeki Melih Toka Eskişehir'e gidip bir hafta Atilla abinin evinde kalırmıştı. Babası öyle isim koymuş ki Atilla abim 73 yaşında filan. Abisinin adı Cengiz. Kendisi Atilla. Onun küçüğü Ertuğrul. Onun küçüğü Sancar, onun küçüğü Turan, onun küçüğü Erman. Bu gene köyde babam, o da benim kayınbaba. Bizde K harfi akrabalıkları ifade ediyor. İşte kardeş, katun. Bizim çadırımızın orta direği kayın. Kayın ağacı, ana direği. Çadırlarla ilgili konuşma yapacak Ramazan Bey herhalde birkaç hafta sonra. Kayın, ana direği. Kayın baba, kayın ana, oradan gelen bir şey. Bu da bizim gene Azerbaycanlı Reşat ve Muhib. Kayın ne evet, bu da gene Türk dünyasının çocuklarıyla köye gitmiş. Kayınço olabilir.
Kaçtı. Unutmuşum ben seni. Yok, bugün şey geldi, bugün haber geldi. Asya'dan. Türk dünyanın çocuklarını toparlayıp gidiyorduk. İşte oralarda yemek yiyorduk, sohbet. Hadi bakalım, bunlar da yine Yaşar'ın, Selahattin Hoca falan. Özbek pilavı var. Evet, Türkistan pilavı. Kerim tabii orada. Bak burada da işte et pişirmişiz. Mesela bizim eskiden kurban yaparlarmış ya, Orta Asya'da kurban. Kurbanların kemiklerini kırmazlarmış. İşte kurbana ayıp olmaz, eziyet olmaz. Allah'a kurban ediyor, eziyet olmasın diye. Ve bütün içlerini, bağırsaklarını gömerlermiş. Evet, biz gene hala onu yapıyoruz. Evet. Ha, kurbanlar da mesela bazılarını şey yaparlarmış, bırakırlarmış. Azap, mezap, öbür tarafta bizi gözet diye bırakırlarmış. Şu bizim köyde bambu dediğimiz bir böcek. Onun da bir ara fotoğrafını çekmiştim. Biz de bunları çocukluğumuzda alırdık elimize. Azap, mezap, öte dünyada bizi gözet diye salardık. İçinde böceğe de derler. Evet. Yani 5000 sene önce de diyormuşuz. 5000 sene sonra da bunu diyoruz. Bu bizim pilav. Türkistan pilavı. Kerim, yapan da Kerim söyle. Kerim İhsan. Kerim burada, Nerim abi. Biz Nerim abi. Bir dursan ben söyleyeceğim. Bu da bizim Kerim. Kerim de yine bizim Türkistanlı bir arkadaşımız. Evlendi, burada kaldı. Bunda şimdi iki tane çocuğu var. Birisi Batuhan, biri de Zeynep Begüm. Kerim'le gittik. Eğlenecek Kerim. Biz burada, oğlan yok ya burada, oğlan tarafı yok ya. Kız eski Türkiye'li, Ankara'da. Biz bir minibüste olduk, gittik. Ama Ramazan beyler gelmişler, Nedim abiler gelmişler. Bir çocuğu yalnız bırakmayalım burada. Rasim falan da var, böyle bir kavurmalık adam var bizim orada. Sunan bir Arap var. Gittim araba, dedim ki arkadaş, burada bak Rasim diye bir adam var. Türkiye'nin en büyük şairi. Hiciv şairi. Bunu çarşıya okun. Düğünde. Rasim anlat. Anlat. Rasim yeter, araya bir girsin. Bir saattir buna tahmin ediyor. Sen araya gir bir. Abi yani maskaralık yapıyor. Neresini anlatayım diye. Şiir okunur mu yani? Damadı baktı, nerede gelin, ne düşünüyor, kayınpeder ne yapıyor biz? Siz ne yapıyorsunuz? Evet, yaptığınızı anlatın. Abi oradaydınız işte. Ya çaresiz çıktık artık. Yani aldı gelimize mikrofonu. Sözüm ona doğaçlama, herkese bir şeyler söylüyor. İşte ben oğlan tarafıyım diye başladım. Yani sanmayın ki bu işin sarabıyım. Ben oğlan tarafıyım falan uydurduk şeyler söyledim. Millet böyle gülmeye falan başlayınca baktım işi iyi gidiyor. Ben biraz uzattım. O masaya varıyoruz, bir şey diyor. Buraya bir şey diyor. Ya ön tarafta iki kişi oturuyor. Aynen şöyle alkışlıyorlar. Ya bu ya hiçbir şey yapmaz. Kafam onlarda. Gidiyorum, geliyorum, başkalarına bir şey söylüyorum. Bakıyorum gene böyle. Grand tuvalet giyinmiş, hanım kendisi falan. Neyse en sonunda duramadım. Döndüm onlara, dedim ki ölü güler ölü halime baksa, ben ne yapayım derdiniz çoksa, yengeyle kavga mı ettiniz yoksa, ben sen ne yapıyorsun? Adam Afganistan elçisiymiş, anlamıyormuş. Adam Türkçe anlamıyormuş. Ama kibarlık olsun diye alkışlıyoruz. Ondan sonra az sonra durup çekme git de lan. Diplomatik bir sürü. Ama biz diplomatik bir hal yok bizde yani. Rasim, bak bundan sonra salı günü falan herhalde. Samanyolu'nda Oktay Usta'nın yemek programı var ya orada. Bekir Salim diye bir arkadaşımız var. İkisi orada. Her hafta seyredebilirsin. Abi bizi test etmeye çağır bazen oraya. He? Yemeğe teşrif yapıyorum. Yok, bir lira aralıkta. Bir lira aralıkta da Oktay'ın ustanın programı. Şimdi ben bazen şiir yazıyorum, Eşe Dost'a gönderiyorum bu şiirleri. Menemen nasıl yaptığını anlatacak herhalde. Anlatmayacak. Muzaffer Bey de bana sistem etmiş. Ya bana şiir göndermiyorum filan böyle. Yani belki işte Mustafa Bey'e gönderir filan böyle ona gönder. O Muzaffer Bey de çok sevdiğimiz bir insan. Ya yani göndermiş olmamız lazım ama yine böyle güzel de bir yazı yazmış, böyle insanın gururunu okşayıcı. Ona da Muzaffer Bey'e ben bir şiir yazdım. Bak o burada, ben onu okuyayım arkadaşlar. Şimdi Arif Nihat Asya isimlere göre şiir yazarmış. İsimlerden, bunu bana Yavuz abi anlatmıştı. Kendi öyle yapıyor. Mesela kitap imzalarken isimlere göre onlardan bir mana çıkarıp yazıyor. Ben de Muzaffer Bey'e bir şiir yazmıştım.
Muzaffer'e biliyorsunuz ciğer, göğüs doktoru. Çok teşekkürler arkadaş. Seninle zor geçer olur. Yerinde ağır metin taş. Her günün bir zafer olur. İyi kötü duya duya gahi atlı gahi yayan. Bu dünyadan o dünyaya illaki bir sefer olur. Yanlışları büke eğe haklı budur diye diye doğru yolda yürümeye inşallah dizde fer olur. Güzelliklerin haresi, dertlerimizin çaresi, ciğerimizin paresi, sencileyin nefer olur. Selma Hanım'ın kocası, Oğuz Melike babası, hayradır bütün çabası, kötülüğe siper olur. Dünyada eseri kalan, yüreği sevgiyle dolan, senin gibi dostu olan elbette muzaffer olur. Evet, muzaffer. Bu güzelden. Kızım Muharrem Kubat, bunu bağız koydum. Kubat'ın amcası bu, Türkücü Kubat var ya. Bir gün bir arkadaş İstanbul'dan telefon etti, bir hanım ablamız. Diyor ki benim bir kızım şarkıcı oldu, Eskişehir'e geliyor. Onu bir gidin deşe bir filan, yani en azından bir onları yedim filan. Muharrem Hoca takım elbisesini giymiş, İbrahim abi takım elbise giymiş, Dağsın takım elbise giymiş. Ellerine bir çiçek yapmışlar kocaman böyle. Şuna da oturuyorlar. Bunu da oturuyor ben. Sen neredesin? Ben de yanlarında geziyorum çanta gibi. Şimdi kız, neydi adı kızın? Rasim. Aydilge. Aydilge, bayağı da meşhurmuş, ben bilmiyorum da. Gittik oraya şuraya, burası işte eskerim. Küpe mi var ama kulaklarından başka her yerde küpe var. Bir sürü adam dövmeli, mövmeli. Bizde böyle grand tuvalet, ben hariç. Neyse, kız bir yerdeymiş. Gittik oraya, Beyaz'ın programına katılmışlar. Oradan gelmişler. İşte Muza şey diyor ki bizim Muharrem hocam, kızım diyor biz seni dinlemeye geldik. O da diyor ki amca biz diyor 12'de çıkarız diyor sahneye diyor. Allah Allah diyor, biz diyor 10'da uykumuz gelir kızım diyor. Ah çok çadırmış, sizi dinleyecektik diyor. İşte Muharrem hoca da böyle. Muharrem hoca da bu şehrin en kıdemli eğitimcilerinden birisi. Eski orta mektep müdürlerinden. Benim bizim her bir arkadaşımla anlasam her bir perşembe sohbeti. Onun için ben sadece kısa anlatıyorum. Bu bizim köyün kirazları, canınız istesin diye koydum. Bizim Doğu Türkistan'da bir şehrimiz var, adı Turfan. Turfan. Bütün meyve, sebzeler ilk önce orada olunmuş. Biz hala diyoruz ki Turfan'da. Turfan'da. Yani Turfan şehrini biz 5000 sene sonra hala Turfan'da. Onu koydum. Mesela daha sonra 1071'de gelmişiz. Şey yaparsam mesela 1072'de vefat etmiş 42 yaşında. Ama 1075'te de İzmir'i başkent yapmışız. 4 sene sonra. Biz bunu Turfan'da kelimesini Anadolu'da bu Kazım Mirşan. Bu da bizim meslektaş, inşaat mühendisi. Eski Türk tarihçisi biliyorsunuz. O da Tüfekçioğlu, Tuğrul Bey. Kazım Bey diyor ki bu şeye gelmişti bu. Yazlıkaya gelmiş, o yazılar okumaya gelmişti. Yazlıkaya 3000 sene önce dikilmiş bir Türk anıtı diye söylemişti, okumuştu. O gün biz de oraya gitmiştik. Bu da bizim Saffet abi. Saffet Devrim rahmetli oldu. Şair, yazar ve bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'deki ilk belediye başkanı. Kasabası Döyer. Döyer kasabasında 3 dönem üst üste MHP ilk defa belediye başkanı seçilen çok hoş bir insandı. Allah rahmet eylesin. Beraber gitmiştik bu Kazım Bey'in yanına. Bu bir Alevi dedesi. Hacı Bektaş'a gitmiştim orada. Arkasındaki tut ağacı. O kara tut, şah tut diyorlar ya. Kara tut, şah tut. Bu da başka bir dergahta çekilen bir kara tut. Bizim Yesevi dervişlerinin olduğu yerlerde bu dutlardan var. Bu dutlar çok boyar elimizi, yüzümüzü. Evet. Sabunla falan zor çıkar. Sadece bunu çıkarmanın çaresi bu yapraklarını alacaksınız, ezeceksiniz, çıkaracaksınız. Bu da şu demek, insan isterse kendi kendini temizler demek. Bütün Yesevi dergahlarımda, bütün tekkelerimizde bu dutlar vardır, bunu da onun için koy. Töre dergisi. Emine Işınsal ablamız bu. Töre dergisi aynı zamanda Halide Nusret Zorluklu'nun kızı bu. Emine Işınsal biliyorsunuz. Kocası İskender Öksüz.
Emin abi Türkiye'nin en büyük romancılarından birisi. Töre dergisi zamanında bir yayın yaptı, kapandı. Şimdi yeniden çıktı, ilk sayısı çıktı. Bana da göndermişler, burada var herhalde 7,5 liraya fiyatı da. Adana'da talebiyat yaparken Töre dergisinde bir yazı çıktı, Emin abla bir yazı yazdı. Ben ona pek bunu kimseye de anlatmadım ama biraz evvel ukalalık var, gençlik var. O yazıyı hiç beğenmedim. Emine Işınsı'ya bir yazı yazdım Ankara'dan. Adana'dan Ankara'ya. O yazıya bir cevap ama ağır bir yazı. İşte bir hafta sonra bir baktım, ya bir ay sonra bir cevap geldi. Daktilo'yla falan yazılmış. O zaman daktilo falan yok. Bilgisayar zaten yok. İskender Öksüz cevap vermiş. Ben 16-17 yaşındayım. İskender Öksüz cevap vermiş. O da bir ağır yazı yazmış. Hadi biz yazdık neyse. Sonra bizim Ayhan abi var, rahmetli oldu Adana'da, Ayhan Aksum, onu belki Nedim abi bilir. O da çok büyük bir tenkitçi. Tercüman gazetesi Osman Tura'nın kitabının tenkit yarışması açmıştı. Selçuklular zamanında Türkiye diye bir, o kitabı tenkit yarışması. Ayhan abi birinci olmuştu. Tenkitine de Selçuklular zamanında Türkiye'de Anadolu olmalı diye başlamıştı. Aldım onu götürdüm. Abi dedim bak ben yazdım bunu. Onlar bana göndermişler bunu. Baktı. Bunu dedi sen mi yazdın? Ben yazdım. Ver dedi bunlara ben cevap yazayım. Yok abi dedim ben yazarım. Neyse. Ben yazdım yayınladılar Töre'de. Töre dergisinde yani şimdi sağda bildiğimiz ne kadar yazar çizer adam varsa hepsi Töre dergisinden bir rahiyet edilmesinden geçmiştir. Yazmıştır. Hatta Murat Bardakçı bile ilk yazılarına burada başlamıştır. Murat Bardakçı'nın babası var, İlhan Bardakçı. O bir mesele oldu. Ben onun yazılarını çok severim. Kitapları falan çok iyi. Yeni kitabı çıktı, ben tavsiye ederim. Yok ya, o yeni çıktı, başka bir kitabı çıktı, hatıralarıyla ilgili. Tavsiye ederim, onu okuyun, çok hoş. Abi vesileyle Türkiye'den gitmek zorunda kaldı. İlhan Bardakçı. Ona ben bir şiir kitabımı gönderdim. Adresini buldum bir şekilde. Almanya'ya şiir kitabımı gönderdim. Bir gün büroda oturuyorum. Telefon. Ben dedi İlhan Bardakçı. Nasıl böyle ya? Şiirin faydaları öyle bir şey. Ben dedi Almanya'dan arıyorum dedi. Kitabın dedi elime geçti. Hanımlar dedi karşılıklı oturuyor da ağlaşıyor dedi. Benim için böyle çok hoş anılardan biri. Şimdi ben Emine ablaya bir şiir yazmıştım. Bu ilk sayı. Bunun içinde Tarık Buran yazısı var. Halide Musa, Dilaver abiler almışlar filan. Orada benim bir şiirim olması benim için gerçekten şöyle madalya gibi taşımam gereken bir dergi. Emin ablanın kitapları var. Mesela Çiçekler Büyür var. Seni çok seviyorum Mehmet Ali diye başladı. Bu onun kitaplarının ismi geçen bir şiir. Gök asık suratlı buz grisiydi. Nisan yağmuruna tutsaktı zaman. Mavice ümitler can irisiydi. 1 milyon iğneye 3-5 çöp saman. Bir yürek satıldı Çin sarayına. Kuzgini bakışlı sarı benizli. Akbaba niyetler uçar yarına, şeytandan mayalı gölgeden izli. Ne bilsin gerçeğin durduğu yeri, aklı karıncayla cambaz taşıyan. Bir ben vardır bende benden içeri, görünen bir olur gönül aşıyan. Azap toprakları sancılı, şaşkın, bahar doğum bekler gök yapraklarda. Şah damar sevdası tutuşur aşkın, hak dost diye diye ak topraklarda. Sanma suyu öksüz zorlu tunanın, gazi çınar çınar rüyaya uyur. Horasan nakışlı aşkla yananın, kalemi içinden çiçekler büyür. Emine abla yazdığım bir şey, geçen bayağı 5-6 ay oldu yani, telefon ettim. O da bende de, sende hangi kitaplarım yok. Bende hep bütün kitapları var ama yok demek de olmuyor. İşte sayıca, ben abla diyorum şu yok. İşte bir baktım 2-3 gün sonra kargoyla 5-6 tane kitap. Şiirin faydası böyle bir şey. Hadi bakalım. Bu da senin saç dağı. Evet. Bu Ahmet Kartal Hoca. Bu da gene bizim köy. Bu da Mahren. Bu da pilavımız geçti. Tamam. Bu da bizim Türkmen. Bu benim dayım. Bizim köyde hacca gidenlere böyle uğurlarlar. Herkes cebine 3'er 5'er lira para koyar. Orada harcayayım diye. Peygamberimize selam götürür ve orada harcayayım diye. Bütün köy sabah sıralanır. Kadınlar bir tarafa sıralanır. Böyle bir seramoni. Bu bizim köy. Bunları böyle koydum. Hudut. Bu da işte kazan. Bizim kazanlarımız. Pekmez mi yapıyoruz? Pekmez yapıyor. Dut pekmez. Mesela 10 kilo duttan 1 kilo pekmez yapıyor. Baldan pahalı. Bu
görmüyoruz zaten. Bizim köyün çayı. Mevlana Hazretleri diyor ki, Damla ummana gitmek için görevli. Ummanı ara. Bu çay bizim Sakarya'ya gidiyor. Bu Sakarya. Mehmet Ali'nin köyü bu dağın tepesinde, buraya 32 kilometre dağ küplü köyü. Şu Bozdağ'ın tepesinde. Başınca Sakarya varıyorsun. Çay bu Sakarya'ya dökülüyor. Hani diyor ya, insan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, diğer yanda Sakarya. Arif Nihat Asır'da diyor ki, hani sen diyor bu cilveyi Marmara'ya dökülür gibi yapıp da Karadeniz'e dökülen Sakarya'dan mı öğrendin? Ey kız diyor ya, bu Sakarya o Sakarya. Mevlana diyor ki, su denize gider. Çaylarda diyor çok ses olur, gürültü yapar çaylar. Ama denize varınca, ummana varınca sessizlik başlar. Olacaksan umman ol. Taşları sırdaş tutan deli çay oluyor. Yalnızlık soluyordu içindeki aybalam. Sonra sonsuzluklara dalıp kayboluyordu. Şu gönlümün yanında denizdeki aybalam. Bir damla ümit için Mecnun yürürken aşka, gölgeyi mekan tutup beklemeseydin keşke. Saklanacak nere var yerin altından başka? Hep seninle gidecek alnındaki aybalam. Ben bu kara dedikçe hayır dedin akladın. Ne sevgimde eridin ne sırrımı sakladın. İki yok arasını var diye kucakladın. Tuttuğun senin olsun. Peki peki aybalam. İki yok arasını var. Şehzade diyor ki dünya iki yokluk arasında bir varlıktır. Ama şunu unutma, veren alandan üstün. Zirvede üşümeyen yerde kalandan üstün. Şükrederek yaşayan zevke dalandan üstün. Gün gelip yürüyecek kundaktaki aybalam. Orta Asya nakışlı, soylu, mağrur, tay benim. Menzilde hedef doyan, toz koparan yay benim. Zeybekçe diz vurulan, çekilen halay benim. Ne lir çalıp oynadım, ne sırtaki aybalam. Zannetme güneşlenen gecelerden öç almış. Kozayı mekan tutan ipek sevmeye dalmış. Bak 100 sene öncesi yaşayandan kim kalmış? Can taşıyan gidici aşktır baki aybalam. Evet. Bu da gene bir yemek yemişiz. Hep yiyorsun. Hep yiyoruz zaten. Bu da bizim ekip gene şu arkadaşlar. Ha, bu da bizim Ahim Beyhane. Evet, evet. Beyhane abi bizim Türk dünyasındaki son yüzyılın en büyük aşığı ve Beyhane'yle en fazla Türkiye'de bilen bu bizim Rasim. Beyhan abi çok hoş bir adam. Buraya getirmiştik hocam. Burada 3 kere konuşmuşluğu vardı. Bir defa, 3 defa konuşmuşluğu vardı. Hastaydı burada, üniversiteye getirdik esas. Ama çok tatlı bir adam, çok sempatik ve çok zeki bir insan. Bir gün Rasim'le geliyoruz, şey, arabaya aldık. Ya bu, esas bunların sahne gerisi çok iyi. Beyhan abiyi aldık işte arabaya, bir yerde canımız sıkıldı, ya çay içelim falan dedik. Durduk orada, ya dedi benim karnım ağrıyor, Beyhan abi işte, kalbim dedi, işte prostatım dedi, ayağım, romatizma falan. Rasim dedi ki, ya dedi abi dedi, bak memleket için kafa yoruyorsan, memleket için üzülüyorsan, bunlar normal dedi ya, onların hasta olması normal. Durdu, haklısın dedi ya, Demirel 80 yaşında sapasağlam. Evet, burada Türk Oyan'ın eski yerinde burada evet. Asim'de sunuculuk yapıyor. Bu da gene babamla Reyhane, ben hastanede. Bu da gene bizim hastanede Reyhane. Bir gün ben gittim, ben şimdi Reyhane burada ya, Reyhane nereden bulacağım bir daha? Her akşam gidiyorum yanına, ha ha hi hi sohbet, çene filan. Bir gün bölüm başkanı geldi. Ne dedi ya, bırak kahve mi dedi ya. Hakikaten kahve mi var? Neyse bozuldu ama dışarı çıktım, baktım Reyhan abinin elini öptü. Ondan sonra dedim, ya tamam ne kadar bağırsın, bağırsın. Şimdi Reyhan abiye ben şey okudum, bir iki, Kerkük Hoyrat okudum. İşte oku yara, aç kitap, oku yara. Sinan'da yer kalmadı meğer, oku yara. İşte Kanadağ'da ok vurmuş, Kanadağ'da. Avım yaralı gitti, boyandı Kanadağ'da. Hassa diye bir nehir var Kerkük'ten. Kerkük'ten geçer Hassa, Hassa batıptı yasa. Kerkük'ü miran etti, yağ da yağ, bassa bassa. Sürdüler ya, kalamızı, yıktılar, yıktılar kalamızı, sürdüler balamızı.
daha can boğazdayken verdiler salamımızı. Ben Reyhan abiye böyle bir iki okudum. Reyhan abi çok değişik bir adam. Al dedi kalemini. Aldım, bana şunları yazdırdı. Yani anında. Reyhan rahmetli oldu. Erzurumluydu. Bursa'da rahmetli oldu. Şimdi dedim ya, okuyara, aç kitap okuyara. Sinemde yer kalmadı. Ve okuyara. Okuyarım. Okuyarım. Yeşermiş, okuyarım. Ben bu dertten yaşarım, üstüme okuyarım. Hoca benim, hoca benim, enginem, yüce benim. Her gelen bana güler, Nasrettin hoca benim. Bir gün gene gittik oraya, ha gülüyor, millet bir amca hanım geldi. Amca dedi, sen dedi, taburcu musun? Yo dedi, ben alaycıyım. Sine yara, sine yara, yar aşkı sine yara. Sabrettikçe azıyor. Bu ne tersine yara? Güle bülbül, güle bülbül. Aşıktır güle bülbül. Gülün inadı tutmuş. Koymaz ki güle bülbül. Yara doktor, yara doktor, bağrımı yara doktor. Bilmirem ki ben gidim hangi diyara doktor. Fevzi yara, bu Fevzi Halıcı'yı kastediyor. Fevzi yara, Fevzi yara, selamım Fevzi yara. Buna herkes yaramaz, gele de Fevzi yara. Rasim ağlar, Rasim ağlar. Yaz tutmuş, Rasim ağlar. Bu ortak bir dünyadır, bir gün mirasım ağlar. Bu anında işte hasta haliyle bana yazdırdığı şey. Yani belki Mehmet Ali şey gelebilir, hani ya acaba yani o esnada mı söylediği gibi gelebilir. Ben dedim ki ya hanım burada vefat etti, o yıllardaydı, o aylardaydı. Reyhan abi ben gelemem ama arkadaşlar sürekli gelir dedim. Mehmet Ali Rasim ağlar deyince hemen arkasından onu söylüyor. Yani çok zeki bir insan. İbrahim abiyle. Şimdi böyle gülerken böyle. Allah iyi. Bu bizim Necdet Sevinç. Rahmetli oldum. Necdet Sevinç benim çok sevdiğim bir abimizdi. İşte yazarını kurşunlatan yazılar diye kitabı vardı. Sanık yazılar diye kitabı vardı. Bir gün duydum bir şeye gelmiş. Bozya'ya gelmiş. Ya Edirne'de bir şiir toplantısındaydık veya şeyler İstanbul'da hemen geldim oraya, oradan işte sohbet ettik falan. Bana kitabını imzalamıştı. Değerli arkadaşım, büyük arkadaşım Mehmet Ali Kalkan'a pek gecikmiş bir hatıra diye. Bu kitabı ben 75-76'da almışım. 2002'de de imzalamıştım. O da Reyhan abinin hanımı, Rabia abla. O da bizim annemin yanında kalıyordu. Ha, Reyhan abiyle ilgili herhalde ilk programı televizyonda biz yaptık. Daha sonra da TRT'de falan yapıldı, yapılmadı mı bilmiyorum. Kanal A'da Serdar Tuncer'le, işte bizim Hüseyin Sümmani, Sümmani'nin torunu Hüseyin abi, bir de Aşık Cemal, bir de Rasim. Kanal A'da böyle bir program yapmıştık. Sadece Reyhani programıydı. Ah, bu da bizim Dilaver abi, Dilaver Cebeci. Baş koymuşum Türkiye'nin yolunda, düzlüğüne yokuşuna. Asırlardır Kırat'ımı suladım, düzlüğüne yokuşuna. Kara sular, sağa sular, salkım saçak söğütler, kışla da kumandan asker ölükler. Yaylalarda ata biner yiğit. Bozkurt gibi bakışları. Dilaver abi çok hoş bir adamdı. Bir kaza geçirdi. Rahmetli oldu. Eskişehir'e, yani Eskişehir evinden dışarı çıkamıyordu. Gece telefonlar hep böyle kötü olur ya. Saat 10'da, 11'de, böyle 12'de, 1'de, 2'de gelen telefonlar hep böyle acıklı telefon. Ben hiç şey yapmazdım. Bilirdim bir Dilaver abi var. Saat 12, 1, 2. Cebinde benim telefonum vardı. Ya işte bana bir şiir, bir mısra yazdı. Ya ben şimdi şu anda Üsküdar'da geziyorum, bir arayayım dedim diye. Telefon kulübeleri falan var diye. Dilaver abi böyle. Sitare şiiri özellikle mutlaka gençlerin okuması gerekiyor. Bu gene babamın evinde Dilaver abi, bizim muhim. Bu bizim köyün dağlarına gitmiştik Dilaver abiyle. Bu da annem. Bu da annem. Bu annemi niye koydum? Dilaver abinin bir şiiri var. Kalın ordu nerede olsa görülür ülkelere. Türk'ün Türk'e küseceği çal mıdır? 100.000 değer yıkılırken bir günde Türk'ün Türk'e küseceği çal mıdır? Kafir oku, hedef döver uzaktan, haber gelmez Kırgız, Tatar, Kazak'tan. Kurtulmadan içerideki tuzaktan Türk'ün Türk'e küseceği çal mıdır diye. Orada diyor ki kalın ordu nerede olsa, kalın, kalın, kalın. Ne demek? Kalın, kalın. Ondan sonra kalın, güçlü demek. Güçlü ordu. Mesela onun karşılığı yufka. Mesela yufkayı biz oklava, annem dedim ki neyle açıyorsun yufkayı? Annem dedim oklaç. Oklaç. Oklava. Oklava, oklaç.
Oklaç, ok ağacından yapılma bir şey. Ok ağacından, oklu ağaç, oklaç diye gelmiş. Şimdi mesela biz yufkayı açmayı yazarız. Yufka yazarız. Ve oklarında 17 çeşit falan çeşidi var bunların. Mesela davet için bile ok var, davet için. Mesela hala biz düğünlere okuruz mesela. Mevlid'e okutur, okuruz okuntur mesela. Evet. Bundan için. Ha, bu da Mehmet Dumlu hocamız. Mehmet Dumlu hocamız da hal Türkiye'de 3 tane veli var biliyorsunuz. Hacı Bayram Veli, Hacı Şaban Veli, Hacı Bekir Hacı Veli. Hacı Şaban Veli'nin kolundan Halvetin tarikatının şehidi rahmetli oldu. Mehmet Dumlu hocamla bu o şeye gitmiştik, Kütahya'ya orada. Bu da Ali abimiz, bizim Ali abimiz de orada. Ali abi bu da siz. Sağ olun. Sağ olun. Burada bir toplantıya çağırmıştık, lütfetti, geldi bizim Mehmet hocam. Ali abi, esasına bak Mehmet Topal, bu Ali abi var ya, Ali abi bir perşembe sohbetinde konuşulman lazım. Evet. İşte efendim, İzmir Radyosu'ndan anlatır, Zeki Müren'den anlatır, Mehmet Dumlu Hocam'dan anlatır. Her yani Eskişehir'in bir mazisi. Ali abi bir perşembe sohbeti, ben sizden rica ederim, konuşsun. Topal, sadece kırmızını sendeysin bak Topal. Bu bizim konu zaten hocam. Bu bir minyatür, Batmayan Güneş'te bu bizim Mehmet Dumlu Hoca'nın kitabı. Bu minyatürde Ahmet Yakuboğlu. Ahmet Yakuboğlu Türkiye'nin en büyük minyatürcüsü. Bana şöyle imzalamıştı. Hu dost, aziz kardeşim, gönül dostum, Mehmet Ali Kalkan beyefendi, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Kütahya'da Mehmet Dumlu. Bu da Ahmet Yakuboğlu. Türkiye'nin en büyük minyatürcüsü. Ahmet Yakuboğlu'nun yanına giderken ne dedi bize izin alırken? Ali abi sen dağıldın gittin. Mehmet Dumlu Efendi'den rica ettim. Rica evet. Acaba Ahmet Bey Efendi'yi ziyaret edebilir miyiz? Ahmet Bey İzmir'de yaşıyor. Evet. O günlerde de tezahüren Kütahya'yla yerine gelmişti. Mehmet Dumlu Efendi'den istirham ettik. O telefonu açtı. Ve ayaklarınızdan öperim dedi. Evet, ayaklarınızdan öperim dedi. Yani ve 1000 senede Ahmet Yakuboğlu gibi insan bir defa. Sular ressam. Sular ressam, evet. Ahmet Yakuboğlu da bu. Evet, evet. Ahmet abi, ayaklarını öperim. Siz ziyaret etmek isteyen misafirlerim var. Müsaade eder misiniz? Evet. Buyur abi. Ve biz Ahmet Bey'i ziyaret ettik. Mütevazi bir odasında. Bahar olmasına rağmen yanan bir soba ve Ahmet Beyefendi böyle bir kıyafet içinde, mütevazı bir kıyafet içinde tablolarının oluşturduğu odada bizi ziyaret etti. Biz de hatıralardan bahsetti. İşte ney konusunda... Abi onları sen başka zaman anlatın Ali abi. Sen onları sen... Şahneyden bahsetti. Ben evet, de evet, evet. Evet, evet. Ben yazdım. Evet, evet. Evet, evet Ali abi. İşte Ahmet Yakuboğlu. Bu da Ahmet abinin resimlerinden. Ben oradan bir iki fotoğraf çekmişim de bu da onların resimlerinden. Mesela şahne çok zor çalıyor. Şu anda Türkiye'de çalan yok. Ama Ahmet Yakuboğlu demişti ki biz Kütahya'da zamanında 14 kişi şahneyi çalıyoruz. Çınıçen Bey filan. Çınıçen Tanrı Koru'da anlatırsın. Galip senin anlatacağın çok şey var. O resimlerden birisi. Bu resimler işte oraya çekebildiğim kadar resimler. Süheyl Ünver geliyor Kütahya'ya. Ben 6 ay falan biliyorum, o Ali abi çok daha fazla dedi. Ahmet Yakuboğlu daha çocuk, alıyor götürüyor İstanbul'a. Kendi evinde bakıyor aylarca, yıllarca. Sonra Ahmet Yakuboğlu oluyor. Şimdi yeni bir kitabı çıktı Ahmet abinin. Kubbe altından 150 lira falan kitabının fiyatı. Süheyl Ünver dedim. Süheyl Ünver öldüğü zaman o not tutuyoruz ya defter. 1116 tane defteri çıkıyor. Not tuttu defter sayısı Süheyl Ünver'in 1116 tane not tutmuş defter. 400'ün üzerinde de dosya halısı var. Dosya haline getirmiş. 400'ün üzerinde.
Bu bana bir kitap imzalarken Ahmet abinin fotoğrafını çekmiştim. Sayın numaraları kaldım, hayırlı olsun efendim. Çok kibar, tasavvuf ehli, çok hoş bir insan. Şu da onun bitmiş hali. Yani o yaşta yazısının düzgünlüğüne kadar bakıyor. Ha bu da Yavuz abi işte. Şimdi yine şeyde... Bozuyuk bu arası. Yok, Samsun. Adamı da talebelik yaparken hep gurbet ya. İşte Yavuz abinin şiiri vardı işte. Nasıl çiçekleri düşün, bir de bu şiiri bilirdim. İşte gurbetin cemresi düştü içine. Karardı yine gökler. Yapayalnızım bu şehirde, yapayalnızım. Ne ben kimseyi beklerim, ne kimse beni bekler. Şimdi Yavuz abi ben çok severim. Hanım diyormuş ki geçen, Rasim'e anlattım geçen hafta. Ya diyormuş, senin Türkiye'de 2-3 tane arkadaşın var, bir de Mehmet Ali. Ya benim için böyle bir şiirin faydası bu. Bir gün büroda oturuyorum, kargodan bir paket geldi. Açtım, gönderen Yavuz Bülent Bakire. İçinde bir gömlek, bir de kravat. O kravat, bu kravat. Her şeyi toplansa ben bu kravat takıyorum. Samsun'a gittik Yavuz abiyle. İşte bir şiir toplantısı yapacağız. Gündüz de üniversiteye gittik. Orada talebeler filan var. Ben bunu anlattım bu mevzuyu. Dedim bak gördüğünüz gibi kravat da eskidi. Tam alkış malkış filan. Yahya Akengül filan var. Rıza abi var. Rıza Akdemir. Dediler ki bak Mehmet Ali'ye sen bir kravat daha borçlusun. Bir ay sonra bana bir gömlek bir kravat daha göndermiş. Onu hiç kullanmadım. Evde duruyor. Yalnız gönderirken bir de mektup göndermiş. Yavuz abinin bende 10 tane filan kendi el yazıyla yazdığı mektup var. Bu da o gömlekle beraber gönderdiği mektup. Ey Mehmet Ali Kalkın isimli zalim adam. Ya bundan sonraki bir şiir gününe Hazreti Ali'nin zülfikariyle geleceğim veya senin bulunduğun toplantılara adım atmayacağım. Sen ne zalim adamsın arkadaş. Sen beni gömlek kravat fabrikatörü mü sanıyorsun? Ben böyle her şiir gününden, gecesinden sonra sana bir gömlek almak mecburiyetinde kalsam evimin yolunu nasıl bulacağım? Bu yeni gömlek, kravatı sana bayramdan önce göndermek istemedim. Bunu seni cezalandırmak için yaptım. Yani istedim bu yeni gömlek, kravatla bayrama sevinçle girmeyesin. Başka nasıl senden intikam alabilirdim? Başka şeyleri onları okumayacağım. Derin nefretlerimle yeniden gözlerimden öperim. Bu cümlemi senden korktuğum için yazıyorum ey kalkan. Hadi gel yeniden barışalım. Sen de benden böyle saçma sapan bir mektup almamış ol. Muhabbetle gömleği güle güle giy, kravatı huzurla tak. Layık değil ama kabul buyur diye de bitirmiş. Dünyadan gözden böyle galiba. Yok şimdi telefon etti. Ya dedi sana bir takım elbise kumaş aldım dedi. Bak bir kitabı izledim. Aziz dostum, dava arkadaşım, sevgili şairlerim, Mehmet Ali Kalkan'a beni yıllarca mesela yeni bir çalışmamı derin bir oh çekerek imzalıyorum. Savunmalar ilk defa Mehmet Ali Kalkan adına imzalanıyor ve ilk defa onun adresine postalanıyor. Sevgiyle, muhabbetle, teşekkürler demiş. Yani bir Yavuz abi ilk kitabını bana imzalıyorsa benden daha güzel bir şey yok benim için. Bitti, az kaldı. Bu sarmaşık arkadaşlar. Sarmaşık aşık demekmiş. Ya ben burada hocaların yanında falan böyle ukalalık yapıyorum. Kuşlama bakmasın kimse. Aşk. Yani ben esasında şunu demek istedim. Biz 5000 sene önce neysek hala biz aynıyız. Yani değişen hiçbir şey yok. Biz hala aynı şeyi, aynısını yaşıyoruz. Türk milleti neyse hala Türk milleti devam ediyor. Osman Turan diyor ki, tarih diyor, tarih şuuru toprağın altında kalan madenler gibidir. İşlenmedik diye işe yaramaz. Ama onu işlediğimiz zaman, açtığımız zaman kendimizi o tarih şuurunun içinde buluyoruz. Aşk, Mevlana'ya soruyorlar, diyor aşk nedir? Ben ol da bil diyor. İşte yani diyor ki genel mesela her aşkı yaşadığım zaman yaptığım bütün tariflerden utanırım. Hani öyle kapıyı çalıyorlar, kim o diyor, ben diyor, git diyor. Tekrar yıllar geçiyor, gidiyor, kim o? Sen diyor, gel diyor. Aşkın beni yok. Yani biz bunu aşk içinde yaparsak her şeyi, üzerimize bir toprağı atarsak bizim yapacağımız, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Dervişin bir elinde tesbih almış, yolda geziyormuş. Bakmış kızın bir tanesi, nereye gidiyorsun kızım demiş. Sevgilime elma götürüyor. Kaç tane götürüyorsun demiş. Ah demiş ya, insan sevdiğine götürdüğü şeyi sayar mı?
Derviş tesbihi koparmış. Şimdi ben size bir iki aşk şiir okuyacağım. Aşk içinde, yer gök el ele gezerken, ikrar verir aşk içinde. Sular toprakta yüzerken, aşk gövelir aşk içinde. Gönle yol verdiğim anlar, keser yolumu dumanlar. Alnımı çizen zamanlar, hüzne durur aşk içinde. Gök karışır, yere vurur. Gece biter, gün kurtulur. Ölünce doğmaya durur, gün çürür aşk içinde. Yarına bağlarsan dünü, sevda sarar dokuz yönü. Mecnun'un her gördüğünü Leyla bürür aşk içinde. Geçsen dolanı dolanı, bulmak ne ki var olanı. Dağra çekilen sultanı Elif görür aşk içinde. Menzillere tane tane yar düşer deli divane. Ateşe giden pervane kanat vurur aşk içinde. Beden gölge, can bir fener. Vakti gelir yanan söner. Cümle alem semah döner. Dağlar yürür aşk içinde. Sular yatağını bulur. Gölge ışıkta kaybolur. Ve ateşler serin olur. Güneş erir aşk içinde. Gelini Hızır bilenler. Ezelden sadık olanlar. Ölmeden önce ölenler dosta varır aşk içinde. Aşk her şeyin ötesidir. Gönlünde gün batmayana, göklerin kenarına. Yolunda yolcu olanın kışı ne, baharı ne. İnsan vaktin çocuğudur. Ondadır ebed ezel. 18 gün alem içine, Kenan'ın diyarına. Gece gündüzü kovalar. Ara yerde bir akşam. Gördüğünü ele verir. Sır saklamaz sırlı cam. Odunların çokluğundan yanan ateşe ne gam. Dünya bir okyanus olsa balığa zararlı. Topraktan vara gidenler göğe doğru yükselir. Her yükselen en sonunda yine toprağa gelir. Ol aynalar suretedir. Sireti bilen bilir. Son derinliğin başa döner. Gölgenin esrarını. Yedi iklimin içinde kara bende, ak bende. Çektiğim kendi yüzümden. Hırs ve gaflet çok bende. Gökle çimen arasında dağ dayanmaz yük bende. İçi ateş, başı duman, dağların efkarını. Su dediğin suya benzer, dolaşsan diyar diyar. Ummanlara koşan sular, vuslat ile bahtiyar. Kıyıların denizleri, güneşin güneşi var. Yanmadan önce yananı, Nemrutların narı. Yanlış kapıyı çalanlar, dünyanın hamervahı. Göreni görmez olanın boşunadır eyvahı. Günü gelir bir gecenin kıyamettir sabahı. Ölüm ile yok olanın elindeki varını. Yüreğime el koyar sır saklayan zamanlar. Susuza çeşme olmak, an içinden gelmek hoş. Birbirinin yemidir bütün yaratılanlar. Karnı doymaz toprağın rızasını almak hoş. Yaşını bilmediğim rüzgarın başı duman. Gökte nur harmanına dar geliyor asuman. Hasret yüklü kilimde çiçek beklerken zaman, korkuyla ümidin arasını bulmak hoş. Gece yatmaya durur, nazını çeker durur. Beşik yaptığım hilal ah eder durup durup. Eğri ise doğru yayda oku tutan el olur. Yarını dün içinden alıp öte salmak hoş. Sessizlik ağır ağır büyür geceye siner. Sabahlar nefes alır, cümle yıldızlar söner. Aklımı defter yapsam, kalemin başı döner. Düz yolda düz yürümek, bir noktayı bilmek hoş. Huma kuşu misali, bir var bir yok nefesim. Süslenen hayatları boşa saydı hevesim. Bu dünyanın dağının yankısı benim sesim. Dosta giden kervanın izlerinde kalmak hoş. Şükrümüzün azlığı umutları bağlarken, vaktin keskin kılıcı yürekleri dağlarken, canı ten eyleyene yer ölmüş gök ağlarken, kaptanın Nuh olanın gemisinde bulmak hoş. Göçe kanat vuranlar mutlu, ümitli, süzgün. Tuzağa sevdalılar ah eder, üzgün, üzgün.
gönül sonsuzluğuna aşk sürüp dolu dizgin, gözyaşı gibi temiz, ummanlara damlar hoş. Evet. Bu bizim Mehmet Niyazi abimiz. Çanakkale bununla bilindi. Ben ilk kitabı, Adana'da aldığım ilk kitabı Niyazi abinin Var Olmak Kavgası, hikayeleri. Mehmet abi çok hoş bir abi. Çok, yani hayatımın en sevdiğim insanlardan bir tanesi. Tertemiz, pırıl pırıl, lekesiz, gölgesiz. Bize devleti öğreten, devletin içinde olmamızı sağlayan, Çanakkale'yi bu millete yeniden hatırlatan ve öğreten, sevdiren bir insan. İşte 2 sene önce filan da herhalde, daha olmuş dedi. Şöyle şey, 4 sene olmuş. Mehmet abi dediler hasta. Akyazı'nın bir yaylasında Recep abi kardeşiyle beraber orada duruyor. Recep abi rahmetli oldu. Ondan sonra biz bunun arkadaşlarla gittik. Bindik bir arabaya. Mehmet abinin yanına gittik. O zaman Plevne'yi yazıyordu. Mehmet abi. Amca. O Çanakkale mahşerinde diyor ki en sonunda Çanakkale Savaşı bitiyor. İsimlerle başladık. Çanakkale Savaşı bitiyor. Kasım ayında bir Fransız gazeteci geliyor. Çanakkale'yi falan geziyor. 3 tane çocuk görüyor. Çocukların elbiseleri falan yok. Bir çuvaldan elbise yapmışlar, delmişler, kol çıkarmışlar, baş çıkarmışlar. Perişan, zayıf, zavallı 3 tane çocuk. Gazeteci diyor ki, Türkleri düşündüm. Bu Orta Asya'yı düşündüm. Mete'yi düşündüm. Cengiz'i düşündüm. Atilla'yı düşündüm. Selçuklu'yu düşündüm. Osmanlı'yı düşündüm. Hepsi diyor bir çuval kemik haline gelmişti. Çocuklara bakın. Çocuğa demiş ya senin baban ne? Şehit demiş. Ötekine sormuşlar. Senin baban şehit. Öteki senin baban şehit. Peki demiş kim bakıyor size? Ben inan bakıyorum. Az sonra diyor karşıdan bir kapı açılıyor. Kulübe. Kahve bu kulübenin kapısı açılıyor diyor. Bir yine bağırdı diyor. İşte Gazanfer, Muzaffer, Mücahit. Gelin çorbanız hazır. Dedim ki diyor bak en kötü günlerinde bile çocuklarına bu isimleri koyan bir millet burada bitse bile başka bir yerde yeniden. Öyle böyle. Ben konuşmam bitti. Vaktimi de fazla almayayım dedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi kalkısın. Şuradan çekiyoruz. Bu akşam sadece şiir dinlemedik. Şair Mehmet Ali Kalkan'dan şiirleriyle beraber tarih dinledik. Coğrafya dinledik, vatan dinledik, bayrak dinledik. Velhasıl dünü bugüne getirdik. Bugünü sizlere taşıdı Mehmet Ali Kalkan. Mehmet Ali Kalkan bir bütünü anlattı. Bu milletin meydana getirdiği bir kültürü, bir irfanı anlattı. Mehmet Ali Kalkan bir tarih şuurunu anlattı. Şiirlerle beraber aynı zamanda bu milletin sosyolojisini anlattı. Bu milletin hayat üslubunu anlattı. Bir bütün hikayeyi dinledik biz Mehmet Ali Kalkan'ın ağzında. Köyünü dinledik, anasını gördük, ömbisini gördük, ebesini gördük. Mehmet Niyazi Özdemir'i gördük. Türk milletinin yaşayan en büyük romancısını, Türk milletinin yaşayan en büyük şairi belki Yavuz Bülent Bakiler'i gördük. Türk milletinin en son yaşayan en büyük aşığını, Aşık Reyhani'yi gördük. Velhasıl onlarla beraber milleti gördük, köylüyü gördük. Aynı zamanda tasavvufu gördük, Mehmet Dumlu'yu gördük, Ahmet Yakuboğlu'yu gördük. Bütünüyle milleti ihata eden bir sohbet dinledik. Bütünüyle milleti kucaklayan, sımsıcak kucaklayan birisini dinledik burada. Tabii sizden, bizden, içimizden bir arkadaşımızı, bir kardeşimizi dinledik. Sanıyorum hepimiz bakımdan doyurucu olmuştur. Hepimiz bakımdan çok farklı şeyleri çağrıştıran, çok farklı şeyleri tedavi ettiren bir sohbet olmuştur herhalde. O bakımdan ben Mehmet Ali kardeşime şükranlarımı ifade ediyorum. Böylesine hoş, çok tatlı bu sohbetiyle bizi alıp bir ruh iklimine götürdüğü, taşıdığı için. Evet, Mehmet Ali'ye bütün bu anlattıklara veya öte soracağımız şeyler varsa lütfen şöyle azıcık da
o soruları soru cevapla şöyle bir götürelim. Evet, kim soracak? Rasim mi soracak Mehmet? Rasim. Mehmet Topal Rasim'in soracağını işaretliyor oradan. Evet, buyur. Rasim Mehmet Ali'ye sor. Evet, öyle diyor. Orada Mehmet Topal öyle işaretliyor. Buyur sor. Yani hakikaten soru değil ama ben bu gece adına Mehmet Ali'ye gerçekten teşekkür ediyorum. Ben Mehmet Ali'nin bu kadar işe yaradığını da bugün öğrendim. Gerçekten çok doyurucu bir soru. Evet, sağ olsun. Demek ki bu ruh iklimi de biraz onu meydana getiriyor galiba. Onun da bir şeyi var, evet, tesiri var. Evet, yani bu topluluk, bu hazirun, yani evet. Bu samimi, sıcak, evet. Ama şu var, yani Mehmet Ali gerçekten hakikaten kültürel anlamda çok dolu bir arkadaşımız. Sesli içindekini sızdırır derler, bu şiirleri aksediyor, sızıyor. Mehmet Ali üslubu belli bir şair. Ve Mehmet Ali'nin şiirini altında imzasız nerede görürsem görürüm bir şiir Mehmet Ali'nin diyebilir. Yani kendine has üslubu olan bir şair arkadaşımız. Sağ olsun. Burada İbrahim abinin Şairler Derneği Başkanımız olarak emeği çok. İbrahim Sağır'ın. İbrahim Sağır abi. Tabii yani gerçekten en büyük bir şair. Ama şuna şükrediyoruz ki o dalgınlığı bize geçmedi. Nasıl dalgınlığı anlamadım. İbrahim Adi'nin dalgın tarafı, yani o dalgınlık tarafı bize geçmedi. Ya o nedir o dalgınlık tarafı? Bize geçmedi. Yoksa İbrahim abi belki şair öyle olması gerekir. İbrahim abi bir şiirinde diyor ki, çektiğim ızdırabın zerresi düşse suya, ak kanatlı martılar hasret kalır uykuya. Şiirsel olarak çok güzel bir söylüyor. Çektiğim ızdırabın zerresi düşse suya, o suyu içen ak kanatlı martılar uykuya hasret kalır. Şimdi artık kendisini düşün. Arkadaşım birisi hatta dedi, ne bu ya dedi, radyasyon gibi öyle dedi, bir parçası düştü bu koca beynizi mahvediyor. Ben Haydarpaşa Kadın'ın orada 3 saat oturdum, öyle bir mısra söyleyeyim diye yok. Yani, seninki nasıl oldu? 3 saat uçurdu. Abi bizimki nasıldı? Gençken... öyle yeni işte namazı falan öyle diyor. Arkadaşım dedi, seni iddiaya girdi. Dedi ki, kılabilirsin, kılamazsın falan filan. O namazı kılabilirse 25 kuruş biz ona vereceğiz. Kılamazsa o bize verecek. Arkadaş, iyi dedik, hadi kıl. Böyle çayda Allah'a ekber dedi, başladı. Yok dedik, olmadı. Niye olmadı? Abdest almadı. Veya dedi, o sulu namaz, ben onu bir liraya takıldım. Benim şiirler sulu şiir abi. O da bir sulu. İbrahim abi girer ama şiir. Fakat işte o şairlerin demek ki öyle bir dalgın tarafı var. İbrahim abi yani milyarda bir yapılabilecek bir yanlışlığı bulur. Nasıl nasıl bulur? O yanlışlığı yapar. Yani diyelim... %1'lik bir yanlış vardır. Ya 99'u doğrudur ama o yanlışı bulur. Nasıl bulursa öyle bir yeteneği var sağ olsun. Hamamın mesela şifalı su diye o çıkan yerden yani giderinden kendi içiyor, yengeye de içiriyor. Sen de şifalı olur diye yukarıya çıktık diyor. Ben onu diyor hamama giren kısmı sanıyorum, ben çıkartmıştım. Bunlara bir şey nasıl bakar? Evet İbrahim Bey. Şöyle buyurun İbrahim Bey. Şöyle gel. Ne anlatmak lazım bunlara? Bir şey anlatmak. Bir şey anlatalım. Abi anlatmasın da biliyoruz ama. Yani ama hepimizin üzerinde gerçekten diyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer bugün Mehmet Ali şiir yazdıysa, ben öyle sulu şiir yazdıysam İbrahim abiye borçluyum. Yani İbrahim abi gerçekten hakkını helal et. Yani o anlamda üzerimizde iman büyük. Peki. Tıp öğrencilerimin hocası, evet. Göğüs hastalıkları hocası Muzaffer hocam vardı. Neredeydi? Demin ki evet, şiirin sahibi. Orada mı? Evet. Muzaffer hoca sende neler meydana getirdi Mehmet Ali'nin söyledikleri? Şöyle yüzünü görelim bir. Hocam şimdi ona bir şey söylemeyeyim. Bu gece yatayım da sabah fark edeyim. Sabah sen nerede görecek bu millet? Şöyle evet. Ben fark ederim bunu. Gel abi gel. Bana şöyle, lazım. Şöyle bir yüzünü gören de ne diyorsan öyle söyle abi. Hocam bende söz sanatı yok. Ben dinlerim sadece. Ben şimdi bir şey söyleyeyim. O Pacabuk'takiler ne? Peki Pacabuk'taki dörtlükler de sen... Bırak kendi kendime kalayım.
Öyle mi? Ama Mehmet evet. Ali Bey tabii ışık tutuyor bize sağ olsun. Evet. Gönlümüzü coşturuyor. Evet. Ama biraz az coşturuyor. Onu söyleyeyim. Bugün yani, biraz, evet. Yani biraz daha ihtiyaç var vermesine. Öyle mi? Niye bilmem ama şöyle belki var da sunmuyor. Sunmuyor mu? Sunacak mahfiller lazım belki. Onu da bu arkadaşlar şurada Topal var, Muharrem Dayanç var. Nerede sosyal bilimciler? Ahmet Kartal var burada. O evet. Ahmet Kartal var. O kahır da onların üstüne. Onlar mı? Evet. Onların üstüne. O ruh hükmünü onlar evet meydana getirecek. Bu hükmü onlar meydana getirecek. O çıkacak. Biz dinleyeceğiz. Evet. İlmi abi nereye gitti? İlmi abi. Evet. Belki onu da gördüğünüz bir yer. Evet. Buyurunuz. Çocuklardan bir şey var mı? Herhangi bir şey soracak. Mehmet Ali abinize soracağınız edebiyat talebeleri. Evet. Kafanıza bir şey, gönlünüze. Evet. Merve meydana geldi mi bir şeyler? Bende mi? Evet. Sende. Zaten meydana gelmiştim. Ben yani Mehmet Ali abinin sesini bugün duyduğum için çok şiirler zaten duydum. Evet sen de bir şey meydana yani. Getiriyordu zaten öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. Gönlünüz doydu. Evet. Kaleminize gönlünüze sağlık Mehmet Ali abi. Evet. Peki başka. Evet buyurun. Hocam saygıdeğer hocama zor bir soru sormak istiyorum. Sorunun zorluğunu kolaylığına o kendisi karar versin. Biz karar verelim. Evet. Hocam en etkilendiğiniz yani sizi etkileyen şair kimdir? Ya şimdi etkiler... Bir isim hocam, bir isim. Bir isim söyleme. Mesela... İki tane söyleyin. Bilaver abi ben çok severim. Yavuz Bülent, Abdülhamit Halep hocam ben lise yıllarında bütün şiirlerini ezbere bilirdim. Necip Fazıl'ın hakeza. Yani o milli sağlığının bütün şairleri az çok hepsinin bende şey vardır. Niyazi Yıldırım Genç Osman. Evet. Hepsinde bir şey olmuştu. Şair evet. Sever değil, şiir severdi değil mi abi? Evet. Ya şimdi, Ramazan Bey, evet. Ya şimdi Mehmet Ali Bey'le biz kaç seneden beri tanışıyoruz, yani şey yapıyoruz. Bir şiir kitabı geçti, geceye göz ekledim. Allah Allah, geceye göz eklemek ne demek acaba? Bunu çözmeye çalıştım. Bugün, evet. Bugün de onu çözdük yani, o devamlı görmek istediğimizi söyledim. Mehmet Ali Bey kendisi söyledi, 5000 yıllık bir tarihimiz var, süreç içindeyiz dedi. Hocalarımdan özür diliyorum ben edebiyat hocalarımdan bunu söylemekle. Yani bir süreci anlattı. Issız acın öldü mü, şimdi yürek ırtılır, yırtılır. Sadeliği neyse 5000 yıl önce, bugün de aynı şiir var benim gözümde. Aynı sadelik var, aynı duru Türkçe var. En önemlisi aynı duru Türkçe var, o çok önemli. Yani o 5000 yıllığın geleneğin devam ettiğini gösteriyor. Bir de bizim hayat kaynaklarımıza işaret etti. Köyleri, köyü gösterdi. Adetlerimizi gösterdi. Bizim bağlı olduğumuz kültürümüzü gösterdi. Bir odanın nereden kaynaklandığını, otardan kaynaklandığını bize gösterdi. Hakikaten o yönden de çok doyurucu, çok memnun edici bir sohbet yaptı. Şimdi kendisine teşekkür ediyorum. Bir şey şerh edeyim dur olmaz. Ramazan Hoca beyin cerrahisi profesör ama bir dağlı, yörük. Dolayısıyla hemen ilgisini çeken işte çadır, köy, dağ, kaya falan hemen gördüğünüz gibi yani şeyde ama, daha çok yörük olduğu için. Ama bunların arasında söylediği iki bir dize var. Onlar çok güzeldi. Onlar da muhtemelen yani, yörüktür gene. Dağ yörük, falan değil mi? Yörük ama Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir yörük. Ha, dedi ki ya döneceğiz eski izlerimize ya da yelken açacağız yeni denizlere dedi. Bunu Türkiye'nin artık yapması gerekiyor. Kendisinden böyle bir şey duyduğum için de çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Şimdi şu Ramazan Bey, esasında ben bunu anlatırken ben kendim yapmak için esprisi. Mesela bizi anlattım. Yani bizim buradaki bütün herkes bunu az veya çok bunlardan yaşamıştır. Mesela biz diyoruz ki çocuklarımıza ya ele güne bizi mahcup etme diyoruz. Bu mesela Orta Asya'dan gelen bir şey. İle ve küne mahcup etme. Devlete ve millete mahcup etme. Yani biz bunları bilerek bilmeyerek biz 5000 yıldır hala biz kullanma devam ediyoruz. Yani biz biziz. Nereden bakarsan bak biz hala aynı biziz. Evet. Benim demek istediğim o yani benim anlattığım dedem sizin dedeniz, işte bu annem sizin anneniz. Yani burada hiçbir yabancı yok. Hepimiz bunları birbirimizi yaşadık. Evet. Evet. Bir şey mi? Evet bir şey diyor muyuz? Türk Dil Edebiyatı Bölüm Başkanımız bir şey diyor mu Ahmet Kartal Hoca? Ben de Mehmet Ali abi gerçekten iyi bir gönül besleyicimiz sohbet yaptı. Teşekkür ediyorum. Malum bir dilin şiir dil olabilmesi için asıl olması gerekir. Asıl olması için de Mehmet Ali gibi bu işe gönül veren şairlerin olması gerekir. Bu yönden inşallah bu tarz üstad diyebileceğimiz şairlerin devam ediyoruz ama
Mehmet Ali abi biz iyi bir şair olarak biliyorduk. Burada ben başka bir hüviyetini keşfettim. Esasında iyi bir etimoloji üstadıymış. Ve bu manada özellikle bizim edebiyat bölümlerindeki Türk dili üzerine çalışanlara da bir örnek olmasında niyet ediyorum. Evet. Çünkü bizim en önemli eksik taraflarımızdan bir tanesi de o. Yani geçmişteki... Etimoloji taşımak. Tabii. Yani şu anda doğrudur bizim etimolojik sözlüğümüz falan yoktur. Ve bu kullanımlar vesilesiyle dediğim gibi ben gerçekten büyük bir hayranlıkla o cenahında keşfetmiş oldum. Bir şey daha gördük. Esasında şiir eşittir türkü demektir. Nasıl ki türkü sesle buluşursa bir anlam ifade eder. Ha, şiir de sesle buluştuğu zaman farklı bir lezzet ve tat veriyor. O manada da Mehmet Ali'ye teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Şimdi çocuklarım özellikle bunları dinliyorlardı herhalde. Şimdi bir şair Türkiye'nin evet en çok velüt ve kendisini o sahada kabul ettirmiş, temayüz etmiş bir eski Türk edebiyatı hocasından, bir bilim insanından bu değerlendirmelere muhatap oluyor. Evet, bunları epey sizler de düşünün. Bir şair için herhalde bundan daha mutlu ve huzur verici bir şey olmaz ama aynı zamanda sözün sahibi yani Ahmet Kartal Hoca, bizim Türk Dil Edebiyatı Bölümü Başkanımız, bir taraftan da tabii çok önemli şeyleri, şairde gördüğü çok önemli şeyleri söyledi. O da fevkalade önemli. Bizdeki bir eksikliği ve Mehmet Ali'de var olanı ifade etti. O da sanıyorum epey önemli. O bakımdan biz de şükranlarımızı iletiyoruz. Buyurun Fikret Bey, sizinle beraber bitirelim. Her şey yoksa çok uzadı çünkü. Mehmet Ali Bey'e Turpan'dan bahsetti. Turpan'ın bir özelliği de hala kullanılan 3-4 bin yıllık yeraltı sulama kanalları. Hep bugün dünyada örnek yer altından kanallar yapıp şimdi o araziyi sulayıp... Mevzu şöyle, yani biz kendimizi çok iyi bilmiyoruz. Yaşıyoruz ama biz esasında biz neyi yaptığımızı bilmiyoruz. Mesela şu anda gitsek, bütün camilerimize gitsek, bu motiflerimiz Hatay şehri. Türkistan'ın Hatay şehrinden gelen ustaların yaptığı şekillerdir. Hatay'ı deniyor ve Rumi'yi deniyor. Mesela bakalım, o yaprak gibi şekillerin türevlerinden yapılmıştır ve bir çiçeğe ya böyle ya böyle kesilmiştir. Bütün istisnasız camilerimizde bizim Türkistan'daki ustaların el izi vardır. Ama şimdi biz onu bağdaştıramıyoruz. Mesela kubbe, gök kubbeyi, o sen ne demiş? Gök kubbe çadırımız, güneş bayrağımız demiş. O kubbeyi biz çadırımıza koymuşuz. Çadırımızı da camimize getirip koymuşuz. Ama biz bunları bildiğimiz zaman, mesela camilerimiz bizim yukarıda. O uhreviyet, o gök, o bizde var. Bir camilerimizin kubbesi bir yay. Mesela ne bileyim, yer bir yay, çadır bir yay. Bunların hepsini böyle birleştirdiğimiz zaman, yaşadıklarımızla bahsediyoruz ama biz hala aynı biziz. İsimleri bile oradan gelmek olur. Mesela Otaf. Evet. Bugün Türkiye'nin çok kendi olan isimler orada aynen zaten var. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün belki en önemli şey Ahmet Hoca'nın söylediğiydi. İşin etimolojisi. Etimolojisiyle bunu bütünleştirebilmek, o derinliğe vakıf olabilmek. Bu millet bellidir ki bu irfan hayatıyla dünkü etimoloji, dünkü hayatı zaman zaman farkında, zaman zaman da belki de çoğu zaman farkında olmadan tabii olarak aldı, taşıdı ve getirdi. Ha şimdilerde bu taşımayı yapabiliyor muyuz? Dünkü değerleri bugüne taşıyabiliyor muyuz? Dünle bugünü şimdilerde birleştirebiliyor muyuz? Belki bunlara da kafa yormak lazım. Mehmet Ali bize sadece edebiyat tarihi, bunları da düşündürdü. İşin felsefesini de yaptı aynı zamanda. Bize epey de düşündürecek şeyler söyledi. O bakımdan da ben şükranlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Türk Ocağı namına. Zaten kendisi buranın bir mensubu. Hepinizin namına. Afiyet diliyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Önümüzdeki hafta Yahya Kemal'de ve Münir Nurettin'de bir arada olmak ümidiyle. Afiyet diliyorum efendim.